İyi akşamlar diyeceğiz. Teke tek bilimde beraberiz bu akşam yine. Pandemi konuşacağız ama bu sefer tarihi pandemileri konuşacağız. Tarihi salgınları konuşacağız. Çünkü dünya medeniyet tarihi aslında salgınlar tarihi. Çünkü sürekli olarak salgınlar olmuş. Çok eski kayıtlar yani yazının neredeyse bulunmasıyla beraber başlıyor bu salgınlar. Ama özellikle Orta Çağ'da çok ağır salgınlar var. Geçtiğimiz yüzyılın başında gelmiş en ağır salgın var. Bu salgınlara nasıl baş edildi? Salgınlar nasıl başladı, nasıl bitti, nasıl yayıldı? Ve burada bu salgınlarda aşının ve ilaçların önemi neydi? Bütün bunları konuşacağız bu akşam. İki tane çok değerli konuğum var. Profesör Doktor Nurhan Yıldırım. Tanıyorsunuz daha önce de teke teke konuk oldu. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hastalıksız atlattık mı bu dönemi? Şimdiye kadar öyle. Bakalım bundan sonra ne olacak bilmiyoruz. Biz de vallahi şimdi hastalık ama full dikkat gidiyoruz. Yani konuklarıma saygımdan bu maskeyi hiçbir zaman çıkarmıyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Aynen. Ne olur ne olmaz konuklara da benden bulaşmasın diye. Hani bende yok ama yarın bir gün olur mu olur. Allah muhafaza. Ve bir diğer konuğumuz biraz uzakta. Doçent Doktor Nüket Varlık. Üniversitenin adını bilemedim. Rutgers Üniversitesi mi, Rutgers Üniversitesi mi? Tarih bölümü öğretim üyesi. Benim de Mektebi Sultanahmet'ten kardeşim. Nüket Hocam hoş geldiniz. Nasıl okuyacağız bu üniversitenin adını? Hoş bulduk. Rutgers Üniversitesi. Rutgers Üniversitesi. Tamam doğru okumuşuz. İyi o zaman. Siz de hoş geldiniz. Siz de salgınlar tarihi üzerine araştırmaları olan, tezi olan bu konudaki önemli isimlerden birisiniz Türkiye'de. Aynı zamanda benim mektepten kardeşimsiniz. O da benim için bir gurur, bir sevinç vesilesi. Benim okulumdan bilim insanları çıkması beni her zaman çok sevindiriyor. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Ve hemen başlayalım. Nurhan Hocam, salgınlar ne zaman başlıyor, nasıl başlıyor? İlk bildiğimiz salgınlar neler? Bu soruyu siz aslında Nüket Hanım'a sorsanız daha Nüket iyi. Nüket Hanım da daha çok şey konuşmuşsun ama tabii. Klasik dönemi çalışıyor. Bence ona sorun bu soruyu. Peki, olur. Nüket Hocam size soralım. Olur. Tabii yani salgınlar tarihi, insanlık tarihi kadar eski. Tabii bunlar arasında öne çıkan bazıları var. Örneğin veba bunlardan bir tanesi. Ama tabii yani birçok salgın hastalık toplumları yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca etkilemiş. Şimdi burada hangi salgınlarla ilgili bilgimiz nasıl, neye dayanıyor diye sorarsak siz biraz önce ifade ettiniz yazının bulunmasına kadar, önceki o dönemlere kadar geri götürebiliriz diye bunun tarihini. Çünkü yazılı kayıtlardan itibaren biz bunların nasıl tasvir edildiğini, nasıl toplumları etkilediğini daha iyi bilebiliyoruz. Ama yakın zamanlarda yapılan antik DNA çalışmaları, genetik çalışmaları bize bu salgınların tarihinin aslında çok daha eski dönemlere dair gittiğine dair bilgi veriyor. Dolayısıyla yüzyıllar hatta bin yıllar boyunca toplumları etkilediklerini söyleyebiliriz. Veba örneğinden konuşacak olursak ki dünya salgınları arasında en yıkıcı, en yüksek ölümlere yol açmış ve toplumları kökten bir şekilde değiştirmiş bir salgınlar dizisi olduğu için veba hastalığının tarihi en azından son 5000 yıllık döneme kadar uzanıyor. Bilinen, daha yakın dönemlerden... Bilinen ilk salgın ne zaman? Yazılı kayıtlara göre veyahut da antropolojik kayıtlara göre en eski ne zaman? Milattan önce 3500'lere kadar vebanın tarihini götürebiliyoruz. Ama bu tabii ki yazılı kaynaklardan değil, genetik çalışmalarından elde ettiğimiz bilgi. Yazılı kaynaklardan daha yakın dönemdeki salgınları daha iyi izini sürebiliyoruz. Özellikle son 1500 yıldan beri gördüğümüz veba salgınlarının tarihi kayıtlardan da, anlatılardan da izini sürebiliyoruz. Örneğin çok bilinen birinci veba pandemisi diye adlandırılan Justinian vebası vardır ki bu bizim Türkiye'nin bulunduğu coğrafyayı da tabii İstanbul'dan başlamıyor ama İstanbul'u da çok ağır bir şekilde etkilediğini biliyoruz. 541-542 yıllarında milattan sonra başlıyor. Sonra tabii Akdeniz dünyasının çok büyük bir kısmını hatta Avrupa'yı, Kuzey Avrupa'yı İngiltere'ye ve İrlanda'ya kadar uzandığını bu salgının şimdi biliyoruz. Çok çok büyük bir salgın yani buna pandemi ismini verebiliriz. Daha sonra yani bu birinci defa ilk defa ortaya çıkmasından sonra bir 541-542 yıllarında
Bu veba salgını aralıklarla devam ediyor 200 yıl boyunca en azından. Yaklaşık 10, 15, 20 yıl aralıklarla tekrarlayarak devam ettiğini biliyoruz. Daha sonra birkaç yüzyıl boyunca karşımıza çıkmıyor veba. Sonra 14. yüzyılda tekrar onun izini sürmeye başlıyoruz tarihsel kayıtlardan. Bu tabii bizim Osmanlı tarihini de işin içine sokuyor. Çünkü Osmanlı'nın tam yeni kurulduğu, daha beylik halinde olduğu 14. yüzyılın başlarındaki dönemlerde bile Osmanlı kayıtlarında biz vebanın etkilerinin izini sürebiliyoruz. Daha sonra da yine tekrarlayarak, yani 1346-1353'te etkisini gördüğümüz, bildiğimiz buna ikinci veba pandemisi adı verilir. Bunun başlangıcı olarak kabul edilen kara ölüm salgını Osmanlı'yı da içine alan çok geniş bir coğrafyayı, hatta Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve İç Asya'nın da bir kısmını içine alacak bir şekilde çok büyük bir bölgeyi etkilediğini biliyoruz bu salgının. Ve sonra defalarca tekrarlıyor. Yani 10 yıl sonra, 15 yıl sonra yeni bir salgın. 1347 ile 1947 arasında Osmanlı ve Türkiye tarihinde tam 600 yıl boyunca biz vebanın etkilerini görebiliriz. Ve belki de bu bakımdan, yani Osmanlı örneği çok ilginç. Çünkü çok iyi bilinmiyor. Daha iyi bilinmesi de önemli. Şöyle ki, dünya tarihi boyunca kayda, sistematik olarak kayda geçirilmiş veba salgınları içinde Osmanlı'daki salgınlar dünya tarihindeki en iyi salgın dizisi örneğini gösterir bize. Ne demek hocam? Çünkü şöyle söyleyelim, yani Avrupa tarihçileri vebanın hep Avrupa tarihine özgü bir şey olduğunu, bir numaralı haritaya bakabilir miyiz bu arada? Nereye? Bir numaralı haritaya. Bir numaralı harita. Nikhet Hoca'nın bir numaralı haritası arkadaşlar. Grafik 1. Yani şimdi Avrupalı tarihçilerin anlatısına baktığınız zaman vebanın, kara ölümün dolaşımını, bu 14. yüzyılın ortasındaki salgın bu şekilde bize gösteriyorlar. Yani Karadeniz'den çıkmış, sonra işte Anadolu'yu biraz etkilemiş, Doğu Akdeniz limanlarını etkilemiş, sonra Avrupa'ya geçmiş ve tamamen Avrupa içinde bir olmuş bir olay gibi, sadece Avrupa toplumlarını etkilemiş bir olay gibi çalışıyorlar bunu ve Avrupa dışındaki toplumlar da sadece Avrupa hastalık tecrübesini bize anlatacağı derecede işin içine giriyor. Yani Avrupa tarihçileri bunu tamamen Avrupa merkezli bir bakış açısıyla ele aldılar. Ama şimdi yeni arkeolojik kaynaklardan öğreniyoruz ki, örneğin Sahra Altı Afrika'sına kadar izlerini görebiliyoruz. Vebanın. Orta Asya'ya kadar izlerini görebiliyoruz vebanın. Hocam çok, bu hangi veba bu? Kaçıncı, hangi salgın bu? Bu 14. yüzyıl ortasında kara ölüm başlayan salgını. Kara ölüm salgını. Evet. Yani bildiğimizden çok daha geniş bir bölgeyi ve bildiğimizden çok daha uzun bir zaman etkilemiş. Peki hocam. Yani ayrıntılarına gireriz birazdan ama genel olarak çerçevesini çizmek için. Çerçeveyi çiziyorsunuz, farkındayım. Ama tabii ben ayrıntıları da hemen merak etmeye başlıyorum. Şimdi Justinian vebası. Ben dedim ki İstanbul'dan başladı. Siz dediniz ki hayır, İstanbul'dan başlamadı. Aslında sizin dediğiniz tabii ki daha doğru. Ama ben de şunu kastettim İstanbul'dan başlayarak. Benim bildiğim kadarıyla bu Mısır'dan bir gemiden İstanbul'a geliyor ve İstanbul'dan Avrupa'ya ve diğer yerlere. Çünkü o zaman bugün New York neyse, o zaman İstanbul o dünyanın merkezi gibi. Ekonomik, siyasi, pek çok açıdan önemli bir yer. Ve öyle yayılıyor. Justinian vebası nasıl başlamış, nasıl yayılmış, Avrupa'ya nasıl etkilemiş? Oradan hemen bir başlayalım mı 5. yüzyıldan? Tabii. Yani işte 541-542 yıllarında ilk kayıtlar bize bunu gösteriyor. Mısır'da Pelusium Limanı'nda ilk defa kaydediliyor tarihsel kaynaklarda. Bizim bildiğimiz kadarıyla Doğu Akdeniz limanlarını, Anadolu'yu, İstanbul'u ve daha sonra Avrupa'daki birçok kenti etkiliyor. Sonra da bu yine genetik çalışmalarından anladığımız kadarıyla sadece büyük kentleri değil, kırsal kesimlere de yayılmış bir salgın bu ve bunu yeni yeni öğreniyoruz. İstanbul'da başlamış gibi ifade etmenizde aslında bir doğruluk payı var. Şöyle ki, İstanbul tabii ki bir imparatorluğun başkenti olduğu için, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti ve büyük bir şehir olduğu için büyük şehirlerin, başkentlerin salgınları artırıcı, etkisini artırıcı bir etkisi var tarihte. Çünkü çok sayıda bir insanın bir arada yaşadığı bir kent, aynı zamanda da ticari bağlantıları olduğu için salgının yayılmasında önemli bir rol oynuyor.
Özellikle Bizans tarihçilerinin yazdıklarından biz bu salgını biliyoruz ve yani çok sayıda insanın öldüğünü, hatta bu ölümlerin o derece fazla olduğu ve bu yüzden ölüleri gömecek kadar yeteri kadar insan bulunmadığına dair ve hatta ölü bedenlerin kimi zaman böyle rastgele açılan çukurlara, denize ya da gemilere bırakılıp salındığı ya da zindanlara, kuyulara atıldığı gibi kayıtlar da var o dönemde. Yani hakikaten büyük bir, çok yüksek oranda bir ölüm olduğunu ve bir çaresizlik olduğunu da gösteriyor bize. Ve Avrupa'nın diğer kentlerindeki Justinian vebasının etkisine dair de kanıtlar var ama dediğim gibi yani tarihsel kanıtlar bize daha çok şehirlerde olan ve önemli yerleşim yerlerinde olan salgın deneyimi hakkında bilgi veriyor. Özellikle kırsal kesimlerde, küçük köylerde bu bölgelerde salgının nasıl yayıldığını, nasıl etki gösterdiğini anlamak için arkeolojik kayıtlar bize yardım ediyor. Peki hocam şimdi o tarihten başlayacak. Sizin de bu görselle de bir anlamda vurguladığınız gibi hep şöyle bir şey var. Ve bu galiba Batı toplumlarının değişmeyen bir yaklaşımı. Bu tip salgınların, bu tip hastalıkların hep doğudan geldiği ve doğunun adıyla anıldığı, kendilerinin burada tamamen masum oldukları, bu pis kötü doğulların getirdiği. Trump da Orta Çağ kafasında bir adam olduğu için o da aynen devam ettirdi. Çin virüsü. Niye hep böyle gidiyor? Niye hiç batıdan çıkan bir virüs yok mu? 16 numaralı görseli gösterebilir miyiz lütfen? Ben ya bu sorduğunuz soru hakkında uzun zamandan beri zaten çalışıyorum ama aynı zamanda bu korona pandemisi sırasında tabii bu gündeme geldi. Yani Trump'ın Çin virüsü diye ifade etmesi ama bunun çok uzun bir geçmişi var aslında. Yani bu böyle kendi kendine sadece öyle Trump'ın söylediği bir söz değil ve biz bunu biliyoruz. Yani Avrupa toplumlarının hastalıkları Doğu toplumlarıyla ilişkilendirmesinin çok çok uzun bir geçmişi var. Bu yani Osmanlı'nın yakın çağ döneminde bizim seyyahların ya da tıp eseri yazan alimlerin, batılıların yazdığı eserlerde karşımıza çıkan bir tema. Ancak özellikle Marsilya vebasından sonra 1720-21 yıllarında yaşanan Marsilya'da çok büyük bir salgın yaşanmıştı. Özellikle bu salgından sonra Avrupalı yazarların neredeyse tamamen fikir birliğine vardığı ve bu Fransız aydınlanmacılarının yayınladığı meşhur ansiklopedi burada görselde görüyoruz. Bunun buradan ilgi çekici bir pasaj aktarmak istiyorum. Fransızca orijinalinden Türkçesini aktarırsak diyor ki veba bize Asya'dan gelir. 2000 yıldır Avrupa'da ortaya çıkmış olan tüm vebalar Müslümanlar, Araplar, Magribiler ya da Türklerle kurduğumuz iletişim vasıtasıyla bulaşmıştır. Vebalarımızın başka hiçbir kaynağı yoktur denir. Bu 18. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da artık genel geçer bir görüş haline gelmiş. Yani Müslümanlar sonra getiriyor vebayı ama daha Müslümanlık yokken bile Müslümanlar getiriyor. Yani dediğim gibi çok ilginç. Bahsettiği tarihte İslamiyet'in geçmişi 1300 yıl, 1200 yıl hatta. O zaman bile yani, Müslümanlar getiriyor. Hep Müslümanlar getiriyor ama yani bunu da yine ayrıntılı olarak konuşuruz daha sonra. Yani burada tabii yani hastalıkla ilişkilendiriyorlar Müslüman toplumları ama bunun daha genel bir çerçevesi var. Yani Müslüman toplumlar rasyonel düşünceden uzaktır. Müslüman toplumlarda bilim yoktur. Onlar hastalığın nereden kaynaklandığını bilmezler. Onlar hastalık karşısında nasıl tedbir alınacağını bilmezler. Onlar pistirler. Yani bunlar çok çok karşımıza çıkan temalar. Fakat bana asıl ilgi çekici gelen unsurlardan bir tanesi de yani Avrupalılar bu şekilde anlatıyorlar. Daha sonra 19. yüzyılda bu daha sömürgeci anlatıların da bir parçası haline geliyor. Bu işte Müslümanlar, Doğulular, Oriental toplumlar diye ifade ettikleri, hastalıkla ilişkilendirdikleri toplumlar. Daha sonra bu yani sadece Orta Doğu ve Müslüman nüfusla sınırlı kalmıyor. Bunu sonra Hong Kong vebasını gördüğümüz zaman 1894'te Asya'daki Asya nüfusuna da aynı şeyleri uyguluyorlar. Aynı bu stereotipleri, bu ifadeleri yani Doğulu toplumlar geri kalmıştır. Rasyonellikten uzaktırlar. Hastalığı anlamazlar, ne yapacaklarını bilmezler. Batı medeniyeti daha üstündür.
İşte rasyoneldir, yani böyle bir söylem var. Ama dediğim gibi bana ilgi çekici gelen tarafı biz de sonra bu söylemi olduğu gibi almışız, kabul etmişiz. Kendi tarihimize baktığımızda biz de kendi tarihimizi sanki geri kalmışlığın tarihi gibi çalışıyoruz ki burada da bir hata var. Bunu değiştirmek lazım. Peki hocam, devam edelim mi? Şeye geldik, 14. yüzyıl vebasına, yani Orta Çağ'ın son dönemindeki vebaya geldiğimizde galiba en beter veba salgını bu mu yoksa bundan bir sonraki mi? Çünkü bu kara ölüm zamanı Avrupa'nın nüfusunun büyük bölümünü kaybettiğini, Asya toplumlarına çok etkilendiğini biliyoruz. Bu kara ölüm bugünün rakamları, o günün rakamları aynı şeyi ifade etmiyor çünkü nüfus çok farklı. Ama oransal olarak baktığımız zaman ne kadar bir nüfusu etkiledi ve nasıl bir zarar verdi? Yani tam olarak rakamları bilmiyoruz ama yapılan bir takım tahminler var. Evet. Şöyle ki yaklaşık olarak etkilediği toplumlarda %40 ile %60'lık bir can kaybına yol açtığını biliyoruz. Ancak bu salgın bir defa olup biten bir şey değil. Yani bir oluyor, arkasından bir 10-15 yıl sonra bir daha bir alıyor. 10-15 yıl sonra, 10 yıl sonra bir daha alıyor. Kaldı ki Osmanlı tarihinde bunlar gitgide sıklaşıyor. Daha da hızlanıyor salgınlar. Böyle 2-3 yılda bir tekrarladığı, hatta bazen mevsimsel bir hastalığa dönüştüğüne dair de kanıtlar var elimizde. Dolayısıyla bu nüfus kaybını, can kaybını tek bir salgın olarak anlamak değil, bunun zaman içinde birbirine eklenerek uzun vadede yol açtığı demografik nüfus değişiklikleri çok çok büyük rakamlardan söz ediyoruz ama Osmanlı örneğinde bilmiyoruz toplam kaç kişi hayatını, 600 yıl boyunca kaç kişi hayatını kaybetti. Ama milyonlardan söz edebiliriz. Osmanlı'daki rakamlara ben baktığım zaman bazı anlatılardaki çok doğru kayıtlar olmayabilir. Hep böyle küçük rakamlar var aslında. İşte İstanbul'da 5000 kişi, işte bilmem şu mahallede 100 kişi gibi rakamlar var. Batı'daki kayıtlar daha mı sağlıklı bize oranda? Ya Batı'da biraz daha rakamları izini sürmek biraz daha kolay olabilir Batı tarihçiliğindeki kayıtlara göre. Ama Osmanlı tarihinde de en azından yaklaşık olarak kaç kişinin öldüğünü hesaplayabildiğimiz salgınlar var. Mesela 1466-67 yıllarında bir salgın var İstanbul'u da etkileyen ama onun dışında da çok geniş bir coğrafyada etkisini göstermiş olan bir veba salgını var. Bu İstanbul'un fethinden hemen sonra. Örneğin o salgında en az 50 bin kişinin hayatını yitirdiğini tarihsel kayıtlardan 3 aşağı 5 yukarı İstanbul'da. İstanbul'un nüfusu kaç yaklaşık? Şimdi şöyle, İstanbul tam fetih zamanı yani 1453'te en fazla 50 bin kişi. Evet, o yüzden sordum zaten. Fakat sonra İstanbul'un nüfusu hızla artıyor. Yani 1477'de İstanbul'un nüfusunun Avrupa ya da Akdeniz dünyasındaki diğer büyük kentlerle eşit derecede bir nüfusa sahip olduğuna dair kanıtlar var elimizde. Ancak yani biz 50 bin maksimum olarak 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini hesaplarsak, yani biraz bir paradoks gibi görünüyor değil mi? 50 bin kişilik bir şehir o zamana kadar 70-80 bin kişi olsa 50 bin kişinin canını kaybetmesi ne demek bu? Şunu da düşünmemiz lazım ki bunun başka özellikle Mısır'dan gelen örnekleri var bize. İnsanlar veba sırasında kente geçiyorlar, kente göç ediyorlar. Salgınlar sırasında çünkü kırsal alanda yani iş bulamayıp ya da işte yiyecek bulamadıkları için kentlere geliyor. Yani kent nüfusu bir yandan da artmaya devam ediyor salgın sırasında ve salgın sonrasında. Dolayısıyla yani bu rakamlar biraz dinamik rakamlar ve yani salgındaki tabii yani sürekli olarak her gün. Örneğin mesela 1466-67 salgınında günde 600 kişinin öldüğüne dair kayıtlar var. Ve biz bunun yani 2-3 ay devam ettiğini düşünürsek ya da daha uzun süre devam ettiğini düşünürsek yine de çok büyük rakamlar. Örneğin 16. yüzyılın ikinci yarısında günde 1000 kişi ya da 1200 kişinin İstanbul'da salgından hayatını kaybettiğini biliyoruz. 1200 yani kişi. Çok büyük. Günde 1200 kişi olduğunda artık hiç kimse sokağa çıkmıyor. Saray tamamen yani sultan ve ailesi hiçbir şekilde hanedan saraydan dışarı çıkmıyor ve işte iş yerleri kapanıyor. Yani 1200'e ulaştığı zaman çok yüksek bir rakam olarak kabul ediyor. Bu 16. yüzyılın ikinci yarısı, 17. yüzyılın
başları. Ama işte 500-600'e düştüğü zaman günlük ölümler, tamam artık salgın azalmaya başladı diyorlar o dönemde. Ki o dönemde İstanbul'un nüfusu büyük ihtimalle 1 milyona yakın. Yani çok, evet, çok 800 binler civarı oldu o dönemde. Evet. Peki hocam, şimdi bu salgınlarla o dönemki baş etme metotları neler? Yani diyorsunuz ki bitiyor başlıyor, bitiyor başlıyor. Bazen birkaç sene, bazen 10 sene, 15 sene, bazen 50 sene, bazen de 200 sene aralıklar var veba salgınlar arasında. Bu bitip başlamalar neye göre bitiyor? Yani tedavi mi buluyorlar, karantinaları mı bitiriyorlar? Nasıl bitiriyorlar, nasıl başlıyor tekrar? Yani tam olarak bizim tabii anladığımız gibi modern usullerle salgın kontrolü diye bir şeyden söz etmek doğru olmaz yani modern öncesi dönem için. Ama tabii ki bir takım tedbirler alınıyor salgınlar karşısında. Bana göre en ilgi çekici olanlarından bir tanesi bu 15. yüzyılın sonlarında, 16. yüzyılın başlarında salgınlar sırasında kaç kişinin öldüğünü anlamak için kayıtlar tutulmaya başlıyor. Özellikle İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde buna dair bilgileri ediniyoruz. Günde kaç kişi ölmüş? Bunların kaydı tutularak aslında şey anlaşılmaya çalışıyor. Salgının seyri hakkında bilgi edinilmeye çalışıyor. Bir yandan da ölü bedenlerden çıkan ya da yani genel olarak o dönemin tıp nazariyesine baktığımız zaman miyazma teorisi adı verilen yani kötü kokulardan, kokuşmuşluktan, havadaki kokuşmuşluktan salgın hastalık geldiğine dair olan bir inanış çok yaygın olduğu için. Mikrobu bilmiyorlar o zaman, daha da ondan. Evet. Ve o yüzden de hemen özellikle vebadan ölenleri şehrin dışında gömmeye gayret ediyorlar. Ve yani çıkarılan her bedeni de sayıyorlar şehir kapılarından çıkarılanları. Yani bunların kayıtları elimizde var bir ölçüde olsa. Ama bu işte bu İstanbul'da mesela büyük mezarların açılması tam bu döneme rast geliyor. Çünkü bundan önce yani fetihten sonraki aşağı yukarı bir 50 yıllık dönem boyunca sur içinde gömülmeler devam ediyor. Sonra tabii hem şehir nüfusunun artmasına hem de salgınların çok sayıda can almasına bağlı olarak yeni mezarlıklar açılıyor. Bu 2. Beyazıt döneminde başlıyor ama daha sonra 16. yüzyılda gitgide artan bir şekilde devam ediyor. Yani surların etrafı tamamen mezarlıklarla çevrilmeye başlıyor. Yani bugün o Kozlu mezarlığı falan denilen yer İstanbul'da o dönemden kalma. Evet, yani görsellerde de bunların bazı örneklerini görebiliriz nasıl geliştiğine dair. 8, 9 ve 10'a bakabiliriz örneğin. 8, 9, 10 yani arkadaşlar. Burada, evet, yani Haliç en azından erken oluşumlarını görebiliyoruz bazı gravürlerde. 16. yüzyıldan kalan kayıtlarda bu 16. yüzyılın en azından ilk yarısındaki oluşumlar. Bir sonraki şeye geçebilirsek, slide'a geçebilirsek. Bir sonraki, evet. Evet, daha yakından görüyoruz. Bir de bir sonrakine daha bakalım. Bir sonraki. Burada görmeye başlıyoruz yavaş yavaş bu mezarlıkların oluşmasını. Burada da ilgi çekici olan Müslüman mezarlıkları, Yahudi mezarlıkları ve Hristiyan mezarlıkları birbirinden ayrı ayrı oluşturuluyor. Ve bunların yani zaman içinde tabii daha büyüdüğünü görüyoruz sonradan. Peki hocam şu 2 ve 3 numaralı grafikler ve 4 numaralı grafik neyi anlatıyor? Hemen bakalım. İkiye bakalım. Evet, iki. Şimdi ilk gösterdiğim Avrupa merkezli anlayışı nasıl sorgulayabiliriz diye bir fikir vermesi açısından bunu göstermek istedim. Bu harita vebayı anlatmıyor. Ama bu harita 14. yüzyılın ortasında yani bu kara ölümün büyük kayıplara yayıldığı ve büyük kayıplara yol açtığı dönemde aslında Afrika ve Avrasya dünyasının birbiriyle ne kadar yakın ilişkiler içinde olduğunu gösteren bir harita. Bu harita şehirlerin ve küçük kentlerin birbirleriyle ilişki ağını gösteriyor. Yani birbirleriyle bu kadar ilişkili iken bu yerleşim yerleri vebanın bu kadar geniş bir alana yayılmamış olması mümkün değil. Yani biz bu kadar geniş bir yayılım ağının olduğunu biliyoruz ama gene de sadece Avrupa'da ki bir hastalık gibi bakmaya çalışıyoruz ki bu yanlış, onu göstermesi açısından bunu koymak istedim. Bu 3 numaralı harita da çok ilgi çekici aslında. 3 arkadaşlar. Onu evet. Görebilirsek. Bu çok yeni bir çalışma. Yani önümüzdeki haftalar içinde yayınlanacak, henüz yayınlanmadı. Ve veba tarihini, özellikle kara ölümün tarihini anlamamızda bir devrim yaratacak nitelikte bir çalışma. Kara ölümün aslında bilindiği gibi 14. yüzyılın ortalarında başlamadığı ve 13. yüzyılın başlarında ortaya çıktığını
ve yavaş yavaş yayıldığını, kaldı ki tabii bu Moğol İmparatorluğu'nun yayılma döneceği, genişleme dönemi ve Moğol ordularının hareket halinde olduğu bir dönem. Ve hatırlayalım, yani 1258'de Moğollar Bağdat'a geliyor, işte Abbasi halifeliği yıkılıyor vesaire. Bu dönemde salgın da Moğol ordularıyla birlikte geliyor aslında İslam dünyasına. Dolayısıyla biz yine bu 1346-1347'de başladığını düşündüğümüz salgın, biz yani yüzyıllar boyunca bunu tamamen Avrupa merkezli bir şey olarak anlamışız. Halbuki çok daha eski tarihi. Yani en azından 100 yıl önce, daha önce başlamış ve İslam toplumlarını etkilemiş bir hastalık. Bu neden önemli? Yani rakamlar vesaire şunun için önemli. Biz salgının hangi toplumları hangi şekilde etkilediğini daha iyi anlarsak, hem şeyi çok iyi anlayabileceğiz, yani farklı bölgeler arasındaki ilişkiyi daha iyi kurabileceğiz, hem de bir yandan da bildiklerimizi sorgulamış oluyoruz. Yani öyle sadece işte doğudan geldi, Osmanlı'dan geldi, şundan geldi. Yani bu tip anlatıların aslında ne kadar yanlış olduğunu da sorgulamamıza imkan veriyor bunlar. Peki Nükhet Hocam, şimdi bir şey ilginçim. Hepimiz, muhtemelen siz de bu işin uzmanı oluncaya kadar, hep kara vebayı Avrupa'ya mahsus bir hastalık ve Batı toplumlarını da Doğu toplumlarını da fazla etkilememiş bir şey olarak, Avrupa vebadan kırıldı. Ama şimdi anlıyoruz ki Doğu toplumları da vebadan kırılmış aslında. Peki niye Doğu'da bu aynı izi bırakmamış da Batı'da böylesine bir iz bırakmış? Kayıt eksikliğinden mi, yoksa Doğulların kötü olayları unutma temayüllerinden ötürü mü? Niçin iki farklı durum var? Hep biz Avrupa vebadan kırıldı. Niye? Çünkü onlar pislerdi. Doğu toplumları o kadar pis değildi. O yüzden bizde yoktu diye öğrendik. Aslında öyle değilmiş. Kesinlikle. Yani bunu gündeme geldiği için seviniyorum. Çünkü yani son 20 yılımı bu soru üzerine harcadım. Ve yani benim araştırmamın da tam başlangıç noktası buydu. Yani nasıl olur da Avrupa'yı etkilemiş bir salgın onun tamamen yanında ve onunla ilişkili olan başka bir toplumu etkilemiş olamaz? Yani nedir burada? Nereden kaynaklanıyor bilgimizin eksikliği? Ve bunun tamamen yani ideolojik bir kökeni olduğunu anlamam tabii yıllarımı aldı. Çünkü bunun için arşivde senelerce araştırma yapıp önce o salgınların nasıl, işte nereden kaynaklandığı, nasıl hareket ettiği vesaire onları gösterebildim. 4 numaralı haritaya bakabilirsek 4 arkadaşlar aslında orada. Evet. Evet, burada en azından şeyi görüyoruz. Yani 1453-1600 yılları arasında salgının Osmanlı'daki dağılım güzergahlarını görüyoruz. Ama burada yani bunu gördükten sonra Avrupa'daki söylemin aslında yanlış olduğunu göstermeye imkanı çıkıyor karşımıza. Ama o zaman neden böyle inanılıyor? Yani tamam, Avrupa tarihçiliğinde böyle yazıldı, onlar böyle inanıyor. Peki biz niye böyle düşünüyoruz? Bunun birkaç sebebi var. Birinci sebebi, biz Osmanlı'nın özellikle klasik dönemi dediğimiz işte genişleme dönemini salgın hastalıklarla ilişkilendirmek istemiyoruz. Biz neden o dönemin yani muhteşem bir dönem olduğu tabii ama yani biz salgın hastalığı, vebayı o tablonun içinde görmek istemiyoruz. Çünkü vebayı hep böyle imparatorlukların, toplumların çöküşüyle, zayıflamasıyla ilişkilendiriyoruz tarihsel bir varsayım olarak, ki bu yanlış. Burada asıl sormamız gereken soru şu: Osmanlı bu vebaya rağmen büyüyebildi. Bu vebaya ve bu kadar ciddi nüfus kaybına, bunun ekonomik etkilerine, bunun nüfus etkilerine, bu çok ciddi bir mesele. Ama buna rağmen büyüyebildi ve gelişebildi. Yani aslında burada çok daha ilginç sorular var sormamız gereken. Ama tabii yani biraz önce o gösterdiğim gibi Marsilya vebasından sonra 18. ve 19. yüzyılda batılı yazarların bunu işte doğu toplumlarını vebayla, hastalıkla ilişkilendirmeleri, Fransız aydınlanması ve daha sonrasında 19. yüzyılda işte mikrobiyolojinin gelişmesi, epidemiolojinin gelişmesi, bir bilim olarak tamamen bunlar kendi önceki o uzun geçmişten aldıkları varsayımları sanki bilimsel gerçekler gibi yazmışlar. Ve işin ilginç tarafı, bugün bile tarihçiler hala bundan söz ediyorlar. Çok ilgi çekici, çok kısa bir şey göstermek istiyorum. Buyurun hocam. 24 numaralı haritaya bakabilir 24 miyiz? 24 arkadaşlar.
Beni çok çok kızdırıyor bu. Onun için göstermek istedim. Bu bir genetik bilimciler tarafından hazırlanmış bir çalışma. Bu çok birkaç hafta önce yayınlandı ve dünyanın en prestijli bilim dergilerinden bir tanesinde yayınlandı. 18. yüzyılda nasıl işte Anadolu ve çevresinin hastalığın odağı olduğu ve bu noktalardan Avrupa'ya yayıldığına dair gene tamamıyla yanlış ve hem tarihi hem de bilimsel kanıtlarla aslında ispatlanamayan bir yani yayın yaptılar. Bence bu siyasi, tamamen siyasi. Bugün de özdeşleşmeye çalışıyorlar. Ya ben bunun karşısında duruyorum ve çok çok da önemli mesele bence. Çünkü yani biz bu tarihsel kayıtları çalışmazsak, biz bunların nasıl olduğunu doğrusunu göstermezsek Avrupalı tarihçiler ve bilim adamları da bunu sürekli o bilgi eksikliğinden kaynaklanan aman buradan geliyor. Yani 1720 Marsilya vebasının mesela Doğu Akdeniz limanlarından geldiği 300 yıldan beri tekrar ediliyor. Ama 1720'nin o yılda ya da ondan önceki yılda baktığınız zaman Doğu Akdeniz limanlarında veba yok. Yok. Ama hala onlar Peki nereden buradan gitmiş geldi diye iddia Marsilya'ya? ediyorlar. Yani onun farklı birkaç şeyi var. Kuzey Afrika ile bir bağlantısı olabilir ama bir de şunu söylemek lazım. Veba her zaman böyle bir yerden bir yere gitmesi gereken bir hastalık değil. Çünkü veba insan hastalığı değil aslında. Fare hastalığı. Veba kemirgenlerin Kemirgenleri hastalığı. hastalığı. Sıçanların ya da işte doğada yaşayan vahşi kemirgenlerin hastalığı. Dolayısıyla bir yerden gelmese bile veba kendi içinde tekrarlayabiliyor bir yerde, bir şehirde. Yani mutlaka doğudan ya da Müslümanlardan gelmesi gerekmiyor bu hastalığın. Ama bu dediğim gibi yani bu dünyanın en prestijli bilim dergilerinde birkaç hafta önce yayınlanan bir makaleden alıntı. Dolayısıyla bu uzun süreden beri tekrarlanan şeyler hala kabul görüyor. Peki hocam, bu 15. yüzyıldaki vebanın İtalya'ya, Afrika üzerinden gittiği yoldaki tez yanlış mıdır? Yani 15. yüzyıldakini mi Evet. söylediniz? Bu yoksa Marsilya vebasını mı Yok, soruyorsunuz? 15. yüzyıldaki. 15. yüzyılda yani vallahi tamamen yani o salgına bakmak lazım. Yani nereden nasıl ilerledi, hangi kenti etkiledi? Tabii bunun yani şeylerini sürebiliyoruz aslında, izini sürebiliyoruz. Yani hangi kente, hangi salgından bahsediyorsak onu bakıp yani Kuzey Afrika olması da gerekmiyor. Yani dediğim gibi salgınlar Kendi kendine çıkabiliyor oradan. kendi kendine çıkıyorlar. Şöyle ki yani eğer bir şehirde diyelim ki 60 bin sıçan varsa 100 yıl boyunca salgın dışarıdan gelmese bile tekrarlayabiliyor. O derece güçlü. Yani fareler arası devam ediyor ve oradan bir insana pıt diye atlayıveriyor. Aynen öyle. Peki hocam, bir reklam arası vereceğiz değil mi? Reklam aramız var. Sonra devam ederiz. Peki Nükhet Hocam, şimdi izleyici de merak ediyor, ben de merak ediyorum. Şimdi hep vebadan bahsettik ama siz dediniz ki geçmişi, genetik bilimin sayesinde geçmişe baktığımız zaman başka de salgınların tarihini daha iyi görüyoruz. Çok eskiye dayanıyor. Peki hep veba mı? Veba dışında bir salgın yok mu tarihsel olarak? Çünkü biliyoruz ki pek çok sonraki dönemlerde pek çok salgınlar var. İşte difteri var, tifo var, büyük kolera salgınları var. Özellikle Asya'nın orta tarafından, Güneydoğu Asya'dan parlamış gelmiş. Hangi salgınlar, hangi hastalıklar var bunun dışında sizin genetik olarak tespit edebildiğiniz? Evet yani sıtma örneğin çok eskilerinden bir tanesi. Tüberküloz da yine aynı şekilde. Fakat burada şunu düşünmek lazım. Yani bu hastalıkların kimileri evet çok eski olduğuna dair bilgiler var elimizde. Ama bazıları çok eski olduklarını düşünmemize rağmen daha geç dönemlerde yani modern döneme ya daha yakın yüzyıllarda özellikle yeni çağ, yakın çağda daha yaygın hale gelmeye başlıyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Bu salgın hastalıklarının bazıları tarihsel çağlar boyunca daha böyle bölgesel, yerel kalmış ama pandemi niteliğini tam olarak kazanmamış olabilirler.
ticaret ağları geliştikten sonra, yani Avrasya genelinde baktığımızda mesela işte İpek yolu ticaretinin, sonra Afrika'daki Sahra altı ile ilgili olan ticaret bağlantılarının gelişmesi bu hastalıkları daha geniş bölgelere taşınmasına aracılık etmiş. Yani bir altyapı niteliğinde düşünebiliriz biz bu yeni yolların, ulaşımın, işte ticaretin, bu bağlantıların artması. Dolayısıyla salgınlar da artık yerel ya da bölgesel olma özelliğinden daha çok daha geniş kıtalara ve hatta sonra modern dönemde tüm dünyaya yayılarak global küresel pandemiler olma özelliğini kazandılar. Yani bunlardan bir tanesi mesela çiçek hastalığı, ilgi çekici. Biz çiçek hastalığının çok eski bir hastalık olduğunu bilirdik. Yani bu Mısır'daki mumyalarda falan çiçek olduğuna dair iddialar var. Yani işte binlerce yıldan beri var olan bir hastalık olduğu düşünülüyordu. Ama şimdi mesela en yeni yapılan genetik çalışmaları aslında çiçek hastalığının daha öldürücü nitelikteki bir türünün 17. yüzyıldan itibaren yayıldığını gösteriyor bize. Yani bununla ilgili de tabii genetikçiler arasında tartışmalar var. Ama yani yeni yeni öğreniyoruz. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren dünya tarihinde hastalıkların bir, daha geniş bölgelere yayıldığı, iki, kimilerinin daha öldürücü özellik kazandığını bence düşünebiliriz. Peki hocam, biraz izin verirseniz bu tarafa, Türkiye'ye dönmek istiyorum. Çünkü Nurhan hocamla da konuşacağımız meseleler var. Sağ olun. Tekrar konuşacağız tabii. Bitmedi sohbetimiz ama biraz İstanbul'a dönmek gerekiyor. Nurhan hocam, sizin özellikle Osmanlı'daki salgın etkileriyle ilgili konuşacağız ama şunu merak ederim ben oraya geçmeden önce. Bu salgınların, yani gerek vebanın, gerek koleranın, geçmiş dönem pandemilerinin, evet bugünkü gibi bir uluslararası ticaretin bugünkü kadar yoğun olmadığını biliyoruz ama yine bir ticaret vardı. Yani İpek yolu neredeyse tarih kadar eski. İşte Venedik'ten Avrupa'ya giden, İngiltere'den Avrupa'ya gelen ürünleri falan hepsini biliyoruz. O zamanki salgınlar dünya ekonomisini nasıl etkilemiş? Ve dünya siyaseti nasıl etkilemiş? Çünkü bu salgıların hepsinin bir siyasi etkisi olduğunu, bir ekonomik etkisi olduğunu da biliyoruz. Bugünkü kadar sert olmasa da ama bazı alanlarda mesela siyasi etkileri sanki daha sert olmuş gibi. Sizin tespitiniz, sizin izleniminiz, bu etkiler ne boyuttaydı ve nasıldı? Tabii ticareti ve ekonomiyi büyük ölçüde etkiliyor. Bu yollarla, bu ulaşım yollarıyla yayıldığı için her yere yayılan hastalıklar bunlar. Özellikle kolera aynı şekilde öyle. Bu hastalıklar ekonomiyi çok kötü etkiliyorlar. Kolera bir 19. yüzyıl hastalığı. Veba da aynı şekilde öyle. İnsan gücü azalıyor bir kere. İnsan azalınca devletin vergi alma vergileri azalıyor. Vergi alacak insan bulunmuyor. Salgınlardan sonra sürekli bir takım ekonomik yardımlar yapılıyor. İşte vergi afları, vergi indirimleri gibi, esnaflar perişan oluyorlar. Tarım aksıyor, topraklar ekilip biçilemiyor. Tabii ki ticaret, şehirlerde, büyük şehirlerde bütün dükkanlar, mağazalar kapanıyor. İnsanlar can derdine düşüyorlar. Bunlar büyük ölçüde yönetimleri zayıflatan şeyler, oldukça zayıflatıyorlar tabii ki. Yani bu ekonominin zaten çökmesi demek devletin birebir zayıflamasıyla eş anlamlı bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Peki Nükhan Hocam'ın söylediği ilginç bir şey vardı. Osmanlı vebaya rağmen büyüyor. Ama o klasik dönemde büyüyor. Yani fetihten sonraki dönemi, evet, kastettiğini zannediyorum. Evet, o dönemi kastediyor. Yani daha ileriki dönemlerde tabii bu... Yani büyümekteyseniz olumlu etkiliyor. Büyümüşseniz olumsuz etkiliyor. Evet, yani artık Osmanlı vebanın daha ileriki yıllardaki gelişimine bakacak olursak 19. yüzyılda örneğin artık batıyla kıyaslanamayacak bir durumda olduğumuzu görürüz. Bilimsel olarak orada bir atılım var. Biz artık Batı'yı takip eden, onlara bakan bir durumdayız. Ne yapıyor acaba Batı diye? Bunu en güzel
Kolera olarak geride kalmışız yani. Öğrenebiliriz. Kolera salgınları çıktığı zaman ilk yaptığımız şey hemen Fransa'da veya Avrupa'da ya da İngiltere'de kimler var bu işi yapan ünlü uzmanları davet ediyoruz mesela. Böyle bir şeyimiz var bizim, ihtiyacımız var. Yani kendi içimizde bunu kendi yetiştirdiğimiz elemanlarla çözemiyoruz. Hekim yetiştirmemişiz, hekim yetiştiremiyoruz. Okulumuz son derece geç açılmış vaziyette. Hekim yetiştiren okullar Avrupa'da, Salerno 9. yüzyılda, işte onu Montpellier, daha sonra Paris, Bologna gibi okul, üniversiteler izlerken de oralardan... Tıbbın üniversiteye girmesi epey geçtir aslında baktığınız zaman. Yani tıp daha çok böyle bir ne diyeyim, i̇şte en meslek erken içinde Salerno'yu öyle biliyoruz. 9. yüzyıldan evet, itibaren başlıyor. Ondan önce tabii usta çırak yöntemiyle yetişiyor hekimler. Ama biz o şeye çok geç kalıyoruz. Yani bu eğitimde, tıp eğitiminde, hekim yetiştirmekte oldukça geç kalıyoruz. 1827'de açılıyor bizde biliyorsunuz ilk modern tıp okulumuz. Ondan önce Fatih Darüşşifası var. 1550 yılında başlıyor. Ama orada da usta çırak eğitimi gibi diyebiliriz. Çünkü bugünkü anlamda sınıflar yok. Öğrenciler o kadar kalabalık değil. Öğrenciler Darüşşifa'da çalışan bir hekimin öğrencileri var. O kitaptan geçiyorlar. O hekim onlara bir kitap veriyor. Bu kitap, bu çalışın diyor. Bir de pratik olarak Darüşşifa'larda hasta görüyorlar. Bağlandıkları hekimle beraber. O hekim bir kitabı bitirdiği zaman daha zor bir kitaba geçiyor. Daha zor bir kitaba. Sonunda onun pratik uygulamalarına da bakıp Darüşşifa'daki yetiştiğine kanaat getirip ona icazetname veriyor. Ondan sonra da başka Darüşşifa'lara tayin ediliyorlar. Ama Darüşşifa dediğimiz zaman biz Osmanlı'da baktığımızda Osmanlıların kurduğu 8 Darüşşifa var. Bunlar büyük şehirlerde, 5'i İstanbul'da, biri Edirne'de, biri Manisa'da, biri Bursa'da. Dolayısıyla kaç yataklı bunlar? 30 yataklı, 40 yataklı, 50 yataklı. Mimari de çok önemli. Osmanlı Darüşşifaları hastanecilik mimarisinde çok anılan, bütün kitaplarda yeri olan Edirne Darüşşifası mesela mimarisiyle ve iç düzeniyle. Hangi açıdan? Şu şekilde Edirne Darüşşifası'nın merkezi bir sistemi olduğu için, yani orada bir kubbe vardır. O kubbenin altında yuvarlak bir şeye yerleştirilmiş, bir mekana yerleştirilmiş hasta odaları var. Dolayısıyla Darüşşifa görevlileri az görevliyle çok kişiye hizmet verebiliyorsunuz. Akustiği incelenmiş, akustiği çok iyi, havalandırması çok iyi. Orada biliyorsunuz musiki icra ediliyor haftanın belirli günlerinde. Bu bakımdan, bu açılardan çok iyi ama hizmet açısından baktığınız zaman, nüfusu düşündüğünüz zaman bu Darüşşifaların, 8 Darüşşifanın büyük koca şehirlerde, koskoca imparatorlukta yettiğini söyleyemeyiz. Tabii bu arada şunu da unutmayalım, Selçuklulardan kalma Darüşşifalar var. Osmanlı onları da kullanıyor. Konya'da Gıyasettin Keyhüsrevi Darüşşifası var. Efendim Amasya'da Şerifettin Sabuncuoğlu gibi. Ama yatak sayısı az. Tabii, yatak sayıları az. Zaten o dönemde bu Darüşşifalar hep yoksullar için. Yani evet, zenginler hiçbir zaman gidip ben hasta oldum bugünkü anlamda ne oluyor? Kim hastalanırsa hastaneye gidiyor. Herkes kendi sosyal statüsüne göre bir hastaneye gidebiliyor bugün. Ama o zaman bu Darüşşifalar sadece yoksullar ve ticaret erbabı için, tüccarlar için, yani bir yere gitmiş, orada hastalanmış olmuş ya da çok yoksul olmuş, hastalanmış onlar için. Dolayısıyla bir şeyimiz de bu bakımdan çok şey olduğunu, yani hasta hizmeti verdiğini de söyleyemeyiz. Herkese hitap ettiğini söyleyemeyiz. Peki salgınlarda bunlar bir fonksiyon üstlenmişler mi bu Darüşşifalar salgınlarda, yoksa? Öyle bir kayıt görmedim. Peki Osmanlı salgınlara nasıl mücadele etmeye çalışmış? Tam tersi, salgın hastalığı olanları almıyorlar. Yani hastanelere de almıyorlar. Mesela Bezmialem Valide Sultan'ın kurduğu 1847 yılında hizmete giren
Vakıf Guraba Hastanesi, evet. Guraba-i Müslümin Hastanesi'nin vakfiyesinde böyle bir şart var. Salgın hastalığı olanlar, bir de akıl hastaları kabul edilmiyor hastanelere. Şu anda da hala o vakfiyeye uyuluyor mu? Yani mesela bu pandemide Guraba Hastanesi kimse alınmıyor hayır, mu? Hayır, yani tabii ki pandemi hastanesi oldu biliyorsunuz. Diyorum, o yüzden soruyorum. Tabii peki o zaman vakfiyeye aksi davranılmıyor ama mu? Ama tabii vakfiyeyi o günkü koşullar içinde değerlendirmek lazım. Ama şimdi lazım. Kimi vakfiyeyi o günkü yani, koşullarda, kimi vakfiyeyi bugün koşullarda değerlendiriyor? Ama şimdi o öyle değerlendiremeyiz. Yani o zaman vakfi eğer... Yani Ağustofya'nın vakfiyesi vakfiyede, Vakıf Guraba'nınki vakfiye değil mi? Yok, siz birazcık şeye kaçıyorsunuz, demagoji yapıyorsunuz. Saklıyorum hocam, konuda öyle sizlere geçelim. Yani, Bezmi Alem, Valide Sultan'ın kurduğu hastane hizmet anlayışıyla biliyorum, kurulmuş sağlık biliyorum hizmeti. Onu İstanbul İyi Hastanesi, yıllardır güzel, önemli hastane bir üniversite hastanesi olarak devam ettiriyor. Ben takılıyorum mazur, size istediğiniz seyircilere takılıyorum. Peki Osmanlı'nın mücadele yöntemlerine salgınlarla? Tabii doğru düzgün hekimlik faaliyeti olmadığını biliyoruz. Tıp evet. okulları olmadığını biliyoruz. Peki nasıl evet. mücadele ediyorlar? Tabii şey için bunu söyleyebiliriz. Yani koleraya gel, eğer kolerayı söz konusu edeceksek, vebadan Nüket Hanım bahsetti. Kolera 19. yüzyılda ortaya çıkan bir hastalık. Hindistan kaynaklı olduğu söyleniyor. 6 büyük pandemi yapıyor dünyada ve çok ölümcül salgınlara neden oluyor. Bütün dünyayı saran bir hastalık. Tabii koleranın şehircilikle, mimariyle, şehirleşmeyle çok ilgisi var. Çünkü bir mide bağırsak enfeksiyonu biliyorsunuz. Kolera genelde kanalizasyon sularının, atık suların şehir içme sularına karışması sonucunda yenilen, içilen şeylerle ya da hastalarla temas edildiğinde onların bir şekilde gerek kusmukla gerek kalkalarıyla bulaşmış tarlalardaki evet, ya da ürünlerle. Atık sularla kanalizasyon sularıyla sulanmış bağ bostanlar evet. işte gibi kavun, karpuz, salatalık gibi en çok şeylerle bulaşan bir hastalık. Tabii o zaman bütün dünyada şehir hijyeni diye bir kavram olmadığı için bu kanalizasyon sistemi şehirlerde gelişigüzel düzenlenmiş. Sokak ortalarından akabiliyor. Çöp toplama, belediyecilik diye bir kavram yok. Her şey içme suları sokaklarda kirli damacanayla satılan içme suları var. Bunun yanında tabii bu şekilde bir hayat varken bir... Mesela et ihtiyacı için hayvanlar kesiliyor. Onun bütün çıkartılan derileri, kullanılmayan şeyleri yol kenarlarına atılabiliyor. Nehirler aynı şekilde öyle. Çamaşır yıkanıyor. Çeşitli yerleşim birimlerinin atık suları nehirlere bırakılıyor. Aşağıdaki köyde o nehirden su içiyor mesela. Dolayısıyla çok yaygın olan bir şey bu. İngiltere'de de böyle, Amerika'da da böyle. Her yerde böyle bu. Yani... Kolera tabii çok yaygın bir hastalık. Bütün dünyada yayılıyor ama hep vebada gördüğümüz şeyi kolerada da görüyoruz. Batılı toplumlarda sürekli bunun kaynağının Osmanlı Devleti Hayır, olduğu öyle. İddia ediliyor. Onun sebebi de Hicaz. Tabii Osmanlı Devleti Hicaz'daki bu haç faaliyetleri nedeniyle suçlanıyor devamlı olarak. Hicaz bölgesi de çok sıcak Hac'dan bir bölge. Hac'dan yayılmaya başlıyor. Evet, yani. Hac yani dünyanın dört bir tarafından hac için gelenlerin orada kontamine olduğu ve o mikrobu bütün dünyaya yaydıkları. Dolayısıyla da Avrupa'ya da Osmanlı'yı kolera kapısı olarak görüyorlar. Kolera'nın Osmanlı'dan geldiğini ileri sürüyorlar ve sürekli Osmanlı'ya baskı yapılıyor. 1865 yılında Hicaz'da çok büyük bir salgın çıkıyor. Çok büyük ölümler oluyor. 50-60 bin kişinin öldüğü ölümler. Ondan sonra orada bir Hicaz Sıhhiye Teşkilatı yani Hicaz karantinası kuruluyor. Ama daha önce 1838 yılında İstanbul'da kuruluyor karantina teşkilatı. Yani karantina idaresi. Karantinanın mucidi Venedik değil mi? Venedik. Tabii. Tabii burada şunu da sorgulamamız gerekiyor. Yani Venedik'te 14. yüzyılda kurulmuş, sonra Avrupa'ya yayılmış bir karantina sistemini biz
Ancak 1838 yılında 400 yıl sonra getirmeyi, uygulamayı planlıyoruz, başarıyoruz. Karantinaya sebep olan şey de yine o dönemde İstanbul'da görülen veba ve koleranın 1831'de... Veba 19. yüzyılda devam ediyor yani aslında. Evet, veba 1811-12'de İstanbul'da çok büyük bir salgın yapıyor. Onun arkasından 1830'lu yıllarda Nüket Hanım'ın da dediği gibi 3 sene, 5 sene, 1 sene, 2 sene arayla sürekli veba var İstanbul'da. 1836'da... Peki aynı öldürücülükte mi? Yani o kara veba... yani daha şeyleri düşük tabii, çapı düşük ama 1811-12 salgını çok öldürücü. Onun çok ölümlere neden olduğu söyleniyor. Mesela bunca yılda vebaya bir sürü bağışıklık gelişmemiş olması veba virüsünün niteliğinden ötürü mü? Vücut ona asla veba bir... Veba bakteri. Bakteri, pardon. Virüs değil, evet. Vebaya karşı aşı geliştiriliyor sonra. Sonra geliştirildi. Evet, yani... Ama mesela vücut buna karşı bir direnç geliştirememiş mi? Hayır. Ben çok kısa bir araya girebilir miyim? Buyurun Nüket Hocam. Yani çok yeni bir çalışma var, sadece onu aktarmak istedim. Sözünü de kesmedik istemem Nurhan Hocam'ın ama belki bu yani çok az biliniyor çünkü çok yeni çıktı. Ailevi Akdeniz ateşi diye bilinen bir hastalık var. Yani bu Doğu Akdeniz toplumlarında yaygın görülen bir hastalık. Türklerde, Ermenilerde, Yahudilerde ve Araplarda görülen bir hastalık özellikle. Ve Türkiye'de de her 6 kişiden bir insanda bu genetik değişiklik var. Şimdi anlıyoruz ki bu hastalığa yol açan genetik mütasyon insanları veba bakterisinden koruyormuş. Hmm. Ya bu çok çok yeni bir çalışma, bunu aktarmak istedim. Hmm. İlginç. Evet. Yani sürü bağışıklığı değil ama bir genetik bir genetik faktörle bir koruma var. Evet. Bizim tabii güney illerimizde çok yaygın bir hastalık o. Hatay, Antakya civarında çok yaygın bir hastalık. 1836'da bayağı ciddi bir salgın yapıyor veba. Ondan sonra da küçük vakalar halinde, yani 10 vaka, 20 vaka, 60 vaka, 70 vakalık salgınlar görüyoruz. Küçük en salgın. Sonunda 1901'de böyle 60-70 vakalık bir salgın var. Ama işte bu veba ve kolera bir araya gelince Osmanlı Devleti'ni bayağı güç durumda bırakıyor bunlar. O dönemde güç durumda bırakıyor. Ve karantina teşkilatı zaten bu nedenle gündeme geliyor ve kuruluyor. Tabii karantina meclisi kurulduktan sonra karantina meclisinde yabancı temsilciler var. Ne demek var. Karantina meclisi? Karantina meclisi salgın hastalıklardan korunmak için tedbirleri alan kurum. Bunun merkezi İstanbul'da, Anadolu'da şehirlerde büroları var. Onlarla haberleşiyorlar. O bürolar Anadolu'da ya da Osmanlı coğrafyasında, tabii bütün Osmanlı coğrafyasında bir salgın hastalık görüldüğü zaman haber veriyorlar. Onlar oraya uzman gönderiyor, doktor gönderiyor, inceleniyor. Ona göre de karantina süresi belirleniyor ya da yapılacak, uygulanacak tedbirler belirleniyor. Ne tedbirler uygulanıyor? İlk önce dezenfeksiyon tabii. İlk uygulanan şey dezenfeksiyon. Bir yerde kolera çıktığı zaman önce sokaklar temizleniyor, evler temizleniyor. O dönemde... Ne kullanılır dezenfeksiyon için? Temizleniyor, yıkanıyor, temizleniyor. Sokaklarda, köşe başlarında bazı yakılar yakılıyor. O hava temizlensin diye, çünkü henüz daha mikrop fikri yok. Miyazmadan, havadaki kokuşmuş maddelerin havaya karışan kötü maddelerden kaynaklandığı düşünülüyor. Bunun kaynağı da süprüntüler görünüyor o dönemki tabirle. O yüzden süprüntülerin ortalıkta olmasından hiç hoşlanmıyorlar. Sokaklarda akan sular, bunlar kokuştuğu için onlar da kolera kaynağı kabul ediliyor. Devamlı bir temizlik. Kolera kaynağı olarak bekarlar hemen gündeme geliyorlar. Çünkü bekarlar özensiz bir hayat yaşadıkları için genelde han odalarında kalıyorlar. Ya da dükkanlarda kalıyorlar, bazı fırıncılar gibi böyle esnaf gece dükkanda kalıyor. Onların yine kolera kaynağı olduğu, veba kaynağı da olduğu aynı şekilde bu 19. yüzyıl başında. Uncular özellikle, çuvalcılar İstanbul'da, bu esnafların burada un varsa fare var falan. Evet, yani evet, fare ilişkisi nedeniyle, farelerin burada bulunması nedeniyle veba vakalarının, bu münferit veba vakalarının hep oralardan çıktığı
kabul ediliyor. Bekarlar hemen İstanbul dışına sürülüyor kolera çıktığı zaman. Şehir koleradan daha bir şey olsun, rahat olsun diye. Mide bağırsak enfeksiyonu olduğu için de hemen sebze meyve satışları yasaklanıyor. Bozulmasın mideler ve deniz ürünleri yasaklanıyor. Midye, efendim tarak gibi bütün deniz ürünleri yasaklanıyor. Deniz ürünleri kolera taşıma midyenin kirli ortamlarda bulunduğu düşünülüyor. Ve o nedenle de midye özellikle yasaklanıyor deniz ürünlerinden. İnsanlar yüksek yerlere, temiz havanın olduğu yerlere gidiyorlar. Boğaz'daki köyler o dönemde çok revaçta. Oralara gidiyorlar. Özellikle zenginler tabii. Kolera salgınlarında da 1865'te mesela İstanbul'da çok büyük bir kolera salgını çıkıyor. Bu toplumsal hafızada büyük kolera adıyla yer etmiş bir salgın. Ondan sonra da artık İstanbul içindeki camilerin, kiliselerin avlularına ölü gömmek yasaklanıyor. Yasaklanıyor. Ve işte yeni mezarlıklar gösteriliyor onlara. Koleranın etkeni Robert Koch tarafından bulunuyor. 1883 yılında bulunuyor. Etkeni bulunduktan sonra Koma Basili. Etkeni bulunduktan sonra tabii kolerayla mücadelenin yöntemleri belirleniyor Koch tarafından. Fakat bilim dünyası böyle yenilikleri çok çabuk kabul etmez. Mutlaka onlar hakkında komplo teorileri üretilir. O zaman da öyle. Kolera değil. Yine koleranın miyazmadan ileri geldiğini, topraklarda oluşan bazı kötü maddelerin topraklarda mayalandığını, bunların tabahhur edip havaya karıştığını, insanların bunları teneffüs ederek hastalandığını ileri süren bilim insanları var. Bir türlü zaten Pasteur mikroorganizmaları keşfettiğinde de aynı şey oluyor. Yani Pasteur'e de inanmıyorlar mikroorganizmaları keşfettiği zaman. Koleranın suyla bulaşan bir hastalık olduğunu aslında 1851 yılında John Snow İngiltere'de gözlemliyor bunu ve ispat ediyor. Evinde oturuyor, kolera, çok büyük bir kolera salgını var, camdan seyrediyor. O zaman Londra'da sokaklarda su tulumbaları varmış, şehir su şebekesi o şekilde, evlerde su yok, herkes gidip sokaklardaki su tulumbalarından alıyor suyunu. Fark ediyor ki kendi sokaklarında olan tulumbadan su içenler çok az hastalanıyor ama aşağı mahallede, iki sokak aşağıdaki tulumbadan içenler, o civardaki evlerden birçok insan ölmüş. Bunun üzerine çıkıyor, sularla ilişkisi olduğunu düşünüyor. Şehir sularını inceliyor ve şehir sularına kanalizasyon karıştığını tespit ediyor. Tabii o zaman İngiltere'de şehir suları şirketi özelmiş. Kıyametler kopuyor şehir sularına kanalizasyon karıştığını iddia edince. Ve bir tartışma başlıyor sudan. Bulaşıyor mu, bulaşmıyor mu tartışması. Bu tartışmaya 1893 yılında Hamburg kolerasında nokta konuyor. Çünkü yani Koch'un etkenini bulması da bu tartışmayı bitirmiyor. 1892'de Hamburg'da bir kolera salgını çıkıyor. Çok insan ölüyor bu salgında. Hamburg biliyorsunuz böyle denizin çok girintili, çıkıntılı olarak yaptığı bir şey, yani çok girintili çıkıntılı bir kıyısı olan bir şehir. Burada Verona diye bir kasaba var. Verona kasabasının belediyesi aldıkları suyu, nehirlerden çektikleri suyu filtre koyuyor. Temiz su çekiyor. Tam karşısında başka bir yer var. 1892 kolera salgınında iki tane otorite var Almanya'da bakteriyolojide. Bir tanesi Robert Koch, bir tanesi de Pettenkofer. Pettenkofer da profesör ama Pettenkofer miyazma teorisine inanıyor ve topraktan ürediğini, havaya karıştığını iddia ediyor. Koch da etkenini bulmuş, mücadele yöntemlerini belirlemiş. Almanya devleti Pettenkofer'ın fikrine önem veriyor. Koch'un önerilerini kabul etmiyor. Dolayısıyla tedbirler alınmadığı için de çok ölümcül bir salgın oluyor.
Ve bu şekilde bu Verona'dakilerin ölmeyişi, öbür şeylerde çok yüksek oranda ölüm meydana gelmesi, koleradan ölümlerin meydana gelmesi üzerine artık bilim dünyası bunun suyla bulaşan bir hastalık olduğunu kabul ediyor. Neredeyse 50 sene sonra 1851'de John Snow bunu bulmuş olmasına ve dile getirmiş olmasına, yazıp yayınlamış olmasına rağmen... Tabii bizi nasıl etkisi oluyor koleranın etkeninin bulunmasının? Koleranın etkeni bulunduktan sonra bizde çıkan ilk kolera salgını 1893 salgını. 1893'te başlayan bu salgın, İstanbul'da başlayan bu salgın, Anadolu'da da var. Genelde salgınlar, kolera salgınları liman şehirlerinden başlıyor. Mesela en büyük odak İstanbul. Çünkü İstanbul'un deniz trafiği çok fazla. Deniz yollarının her merkezinde şey doğudan da batıdan da Karadeniz'den her taraftan ve Karadeniz'de Trabzon. Aşağıya gittiğimiz zaman İzmir'den de görüyoruz. Çünkü İzmir'de zaten Urla'da Klazon... İstanbul Trabzon'a mı gelmiş ve bu şey kolera? Efendim? İstanbul Trabzon'a mı gelmiş kolera? Evet, önce Trabzon'a geliyor, ondan sonra İstanbul'a geliyor 1893'te. Tartışmalar başlıyor çünkü hafif seyrediyor. İstanbul halkı ve yönetim de böyle hafif kolera salgınlarına alışık değil. Kolera salgını başladığı zaman mutlaka işte 10 bin kişi, 20 bin kişi, 30 bin kişi, 40 bin kişi ölüyor kolera salgınlarında. Dolayısıyla kolera mı değil mi diye bir tartışma çıkıyor. O sırada Pasteur Enstitüsü'nde uzmanlık almış iki Türk hekimi yeni dönmüş. Onlar... var bakteriyolog olarak. Fakat Avrupa basını sürekli şüpheli hastalık diye söz ediliyor bizim basınımızda. Çünkü yönetim kolera olduğunu açıklamak istemiyor. İstemiyor hastalığın. Ne olduğu belli değil diye şüpheli hastalık adını veriyor. Bu sefer Avrupa basınında hep o doğuya küçümser, doğuyla alay eden tavır sürdürülüyor ve İstanbul'da şüpheli hastalık varmış diye alay eder mahiyette yazılar çıkınca bunu Pasteur, tabii ki Fransa'da da çıkıyor bu yazılar. Pasteur'ün Osmanlı Devleti ile arası çok iyi çünkü kuduz aşısı için 2. Abdülhamit oraya bir Osmanlı heyeti gönderiyor. Ve o sırada 1886 yılında, 85 yılında kuduz aşısını icat etmişti. 10 bin frank yeni kurulmakta olan Pasteur Enstitüsü'ne bağışlıyor. Osman bağışlıyor. Büyük bir imtiyaz nişanı gönderiyor Pasteur'e. Dolayısıyla ilişkiler çok iyi Osmanlı Devleti ile. Pasteur bir yazı yazıyor, diyor ki eğer ihtiyaç duyarsanız ben enstitümden birini gönderebilirim. Bunun üzerine hemen 2. Abdülhamit oradan bir uzman istiyor. Pasteur de kendi öğrencilerinden, o dönemin en iyi hijyencisi olarak bilinen Doktor André Chantemesse'i gönderiyor. 1893 yılında geliyor İstanbul'a ve Koch yöntemine göre, Pasteur'ün de benimsediği kolera mücadele yöntemlerine göre İstanbul'da önce şehir sularını inceliyor. Aşı kullanılıyor mu o sırada? Hayır, aşı daha geç oluyor. Aşı 1894'te icat ediliyor ama bize gelişi daha geç aşının. Bizim kolera aşısını kullanmamız biraz daha geç. Ondan sonra dezenfeksiyonun olmadığını görüyor. Modern dezenfeksiyon yok. Kimyasal dezenfeksiyon, kimyasallarla yapılan ya da bir şey yok. Dezenfeksiyon istasyonları yok. Halbuki Avrupa'daki kolera salgınları nedeniyle hemen hemen bütün büyük şehirlerde belediyelere bağlı dezenfeksiyon istasyonları var. Şehir sürekli dezenfekte ediliyor. Kolera çıkan evler dezenfekte ediliyor. Bunun üzerine bir rapor veriyor. İncelemeleri sonunda bir rapor veriyor. O rapora göre de İstanbul'da 3 dezenfeksiyon istasyonu kuruluyor. O zamanki terminolojiyle bunlara tepirhane deniyor. Yani buhar evi gibi. Neden tepirhane deniyor? Çünkü basınçlı su buharı altında dezenfekte edildiği için, etüv makinelerinde dezenfekte edildiği için bu isim veriliyor. Ondan sonra bu tepirhanelerin başlattığı dezenfeksiyon faaliyetiyle hastalık önemli Kırılıyor. Ölçüde önleniyor. Ve bu salgın az bir kayıpla sona eriyor. İlk defa bu salgında hastaneler kuruluyor, belediyeler geçici
kolera hastaneleri kuruyor. Belediyeler zaten İstanbul Belediyesi özellikle, diğer belediyeler için bir şey söyleyemeyeceğim ama sağlık heyeti... Hocam siz bu görseller Belediyesi... bir işe yarayacak mı, kullanacak mıyız, unuttuk mu? Onları sonra kullanacağız. Ne zaman kullanacağız? Onları gripte kullanacağız. Nerede? Gripte. Evet. Hocam bu, yalnız böyle giderse gribe vakit kalmayacak. Peki söyleyeyim. O zaman bitirelim. Yani kolera da Türkiye'de 1800... Peki aşı ne zaman geliyor Türkiye'ye, Osmanlı'ya kolera aşısı? Kolera aşısı mı? Kolera ve aşısı... diğer aşılar tabii. Ha, aşıları şey yaparsak eğer, bakarsak, aşılar tabii Türkiye'ye oldukça... Erken bir dönemde biz aşı yapmaya başlıyoruz. Ne zaman? Çiçek aşısına başlıyoruz. İşte klasik insandan insana bir çiçek aşımız var. Onu yapıyoruz. O, çiçek o 1700'lerde. Evet, 1717'de. Bunu Lady Mary Montagu tespit ediyor. Ona bakabiliyor Türkler, muyuz çiçek aşısına? Çiçek hastalığı olanların, evet, çiçek hastalığından mütevellit yaralarından aldıkları sporları... Küstüllerinden aldıkları sporları, evet, şey yapıyorlar... Çocukların kollarında bir çizik yapıp aşı kalemleriyle. Birinci grafiği görebilir miyiz? Bir arkadaşlar. Lady Mary Montagu bunu Edirne'de görüyor. Ve İngiltere'deki bir arkadaşına yazıyor. İngiltere'de çiçek o sıralarda çok öldürücü salgınlar yapıyor. Öldürücü bir yayılımı var. Ve doktoruna çocuğunu aşılatıyor. İngiltere'de bu aşı rağbet görüyor. Sonra da Avrupa'da da yayıldığını biliyoruz. Yani biz. Bu Türklerin bulduğu ilk aşı. Türklerin bulduğu değil. Yani bu aşının kökeni çok eskilere eski dayanıyor. Hintliler, Çinliler, Orta Asya'da da yapılan değişik biçimlerde yapılan bir aşı bu. Ama Türkler meşhur ettiği için, evet, bunu yaydığı için Türk usulü çiçek aşısı deniyor. 4 numaralı grafiği görürsek aşı kalemleri var böyle. Aşı maddesi, o söylediğiniz aşı maddesi bunların içinde muhafaza ediliyor ve kalemin ucu da sivri bir uç. Yani bizim kolumuza yapılan çiçek aşısının, evet, ilkel hali aslında. Evet, evet, bunun ilkel şeklini biz görüyoruz. Tabii daha sonra çiçek aşısı için 1800'lerin başında, 1840'larda artık Türk usulü çiçek aşısı ortadan kalkıyor. 1796'da İngiliz hekim Edward Jenner vaksinasyonu buluyor. Yani inek çiçeklerinden alınmış püstüllerle yapılmış bir aşı bu. İlk aşı o mudur? Evet, ilk aşı o. İlk bağışıklama için kullanılan ilk aşı odur, çiçek aşısıdır. Ondan sonra da biz bunu 1840'lı yıllarda Mektebi Tıbbiye Şahane'de, yani bugünkü İstanbul Tıp Fakültesi'nde yapılmaya başlanıyor. Abdülmecit çok önem veriyor çünkü çiçek oldukça yaygın, aynen, bir hastalık Osmanlı Devleti'nde. Çocuklar aşılanıyor, insanlar ücretsiz aşılanıyor, aşı orada üretiliyor, Mektebi Tıbbiye Şahane'de üretiliyor. Abdülmecit Rumeli gezisine çıktığı zaman yanına hekimler alıyor, aşı maddeleri alıyor. Büyükçekmece'de konaklıyorlar. Doktorlar evlere gidiyor, aşıyı anlatıyorlar. Aileleri bilgilendiriyorlar. Onlardan izin alıyorlar. İzinsiz yapmıyorlar aşıyı. Ailelerin çocukları, binlerce çocuk bu şekilde aşılanıyor. Faydası sonra... oluyor mu? Hı? Faydası oluyor mu genel olarak? Tabii. Çok büyük faydası oluyor aşının. Yani çiçek zaten dünyadan aşı sayesinde silinmiş tek hastalık. Yani İnsanoğlunun dize getirdiği, evet, tek hastalık çiçek. Bu geldiğimiz da aşı, tek virüs. Aşı sayesinde tabii yürütik bir hastalık. Çiçek virüs kaynaklı, virüs kökenli bir hastalık. Aşı ve aşı sayesinde dünyadan silindi. Evet, bugün bazı laboratuvarlarda hala... iki laboratuvarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün iki laboratuvarında virüs korunmakta. Korunuyor. Tabii yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Bir yerden çıkarsa yine çalışmalara devam edilmesi için yürütülen bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bir ve farklı. İşte vebanın da aşısı bulunuyor bu arada. Vebanın aşısında 19. 20. yüzyılın başında Rus bakteriyolog Hafkin buluyor veba aşısını. Bizde de Birinci Dünya Savaşı sırasında uygulanıyor veba aşısı.
Difteri serumu bizde en erken üretilen serumlardan. Bakteriyoloji Hane-i Şahane'de üretiliyor. Doktor Nicole yine Pasteur Enstitüsü'nden gönderilmiş bir bakteriyolog. Bunlar hangidir bakteri, hangileri virüs? Difteri mesela bakteri. Difteri bakteri, çiçek virüs. Kolera bakteri. Kolera bakteri, veba bakteri, grip virüs. İnfluenza, grip aynı şey zaten. Onlar virütik hastalıklar. Çiçeğin aşısı tam olarak 1870'te bulunuyor. Çiçeğin aşısı hayır, 1796'da bulunuyor. 1796. Edward Jenner tarafından. Pardon. Kuduz aşısı 1887. Kuduz aşısı 1885'te bulunuyor. 1887'de de bizde uygulanıyor. Bizde kuduz aşısı da tabii kuduz o dönemde kırsal bir yaşam olduğu için... kırsal yaşamda başta köpekler olmak üzere bazı kedilerden, başka hayvanlardan da bulaşabiliyor. Çok sık görülen ve ölümcül bir hastalık. Pasteur buluyor bunun aşısını biliyorsunuz. 1885'te ilan ediyor. Ve hemen 2. Abdülhamit'in de salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı bir hassasiyeti var. Çünkü annesi de babası da tüberkülozdan ölmüş. Yani küçük yaşlarda onların... çektiği o acıları yaşamış. Tüberküloz tabii böyle veba gibi, efendim kolera gibi öldüren bir hastalık değil, süründüren bir hastalık. Zaten biz ince hastalık diyoruz ona. Verem. Dolayısıyla evet verem. Izdıraplı bir hastalık süreci var. Bu nedenle de çok önem veriyor bu salgın hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar konusundaki buluşlara. Ve verem aşısı hangi yıldır bulunması? O da 1883'lerde Robert Koch buluyor. 1882 herhalde. Önce verem aşısını buluyor, sonra kolerayı buluyor. Tabii o dönemde Robert Koch Almanya'da, Pasteur'de Fransa'da en önemli bakteriyologlar. Onların çevrelerinde de yetiştirdiği çok önemli öğrencileri var. Ve dolayısıyla zaten siz de bilirsiniz, Fransızlarla Almanlar birbirlerini sevmezler. Bakteriyoloji alanında da çok büyük bir rekabet var. Osmanlı Devleti de bu rekabette bir zemin oluşturuyor. Çünkü hep biz salgınlarda yabancı uzman davet ettiğimiz için Fransa'dan uzmanları davet ediyoruz. Mesela Nicole çalışırken, bakteriyoloji hanenin başında müdürken ve bütün yetkilerle çalışırken İngiltere'den 1901 veba salgını çıktığında İngiltere'den bir uzman getirtiyor 2. Abdülhamit ve Nicole buna müthiş bozuluyor. Ben varken burada İngiltere'den niye getiriyorsunuz diye. Niye geliyorsunuz diye ve zaten onun ayrılışı, İstanbul'dan ayrılışı da bu nedenle biraz problemli oluyor. Yani İstanbul'da da bakteriyoloji alanında Almanlar... Hıfzıssıhhanın kuruluşu 1928'de. Ama ondan önce bir şey söyleyeyim. 1892'de çiçek aşısı üretmek üzere özel bir kurum kuruluyor. Telkihane-i Şahane adında. Burada çiçek aşısı üretiliyor. Üretilen çiçek aşıları bu tüpler içinde sevk ediliyor. Daha sonra cam tüplere geçiliyor tabii, teknik ilerliyor. Yavaş da olsa o dönemde. Bunlar bakteriyoloji hane-i şahane ile telkihane-i şahane 2. meşrutiyetten sonra Osmani adını alıyor. Yani bakteriyoloji hane-i Osmani ve telkihane-i Osmani adıyla. 1928'de tabii bunlar varlıklarını sürdürüyorlar ama teknolojileri yenilenmiyor. Mesela 1894'te difteri serumunu ürettiği zaman... Nicole İstanbul'a geldiğinde bir dilekçe veriyor, bir şey veriyor. Diyor ki Babali'ye bu serumu üretip çevredeki ülkelere satabiliriz. Özellikle de Müslüman ülkelere satabiliriz diye hiçbir cevap alamıyor bu başvurusuna karşılık. Dolayısıyla teknolojisi yenilenmediği için, aslında bir aşı merkezi olma şansını kaçırıyoruz. İçin, yavaş yavaş bu şeylerde bir şey kaybı oluyor. Fakat yine savaşta mesela veba aşısı üretiyorlar, kolera aşısı üretiyorlar, tifo aşısı üretiyor bakteriyoloji hane, telkihane yine çiçek aşısı üretimine devam ediyor. Yani Osmanlı'da aşı imalatı ve kullanımı yaygın. Evet, fevkalade yaygın. Özellikle de Birinci Dünya Savaşı'nda, mütareke yıllarında, orduda
ordudan işte yayılan mesela Balkan savaşlarından ricat eden ordu kolerayla geliyor, göçmenler koleralı Peki geliyor. Bu, hep orada onlar aşı ve çiçek Birinci Dünya Savaşı'nda herkesi etkileyen grip Osmanlı'yı etkilemiyor mu? Etkiliyor tabii, etkilemez olur mu? Tabii ki etkiliyor. 14-16 bin kişiyi öldürdüğüne dair sadece İstanbul'da bütün coğrafyayı etkiliyor. Osmanlı coğrafyasını etkiliyor. Nereden biliyoruz onu? Sürekli diğer vilayetlerden İstanbul'a çekilen telgraflardan biliyoruz. Her yerden telgraf geliyor İstanbul'a. İşte influenza denen keyifsizlik görülmüştür. Çünkü influenza bilinmeyen bir hastalık. Yani o zaman influenza deniyor. Grip bizde pek kullanılmıyor ama aslında influenza ile grip eş anlamlı. İkisi aynı. Yani Osmanlı bunu önce influenza diye biliyor. Influenza diye geçiyor. Bütün belgelerde influenza diye geçiyor. Fakat Osmanlı Devleti'nde en büyük handikap örgün bir sağlık sisteminin olmaması o yıllarda. Yani bir sağlık, bugünkü Sağlık Bakanlığı'nın fonksiyonunu yürütecek bir şey yok, bir sistem yok. Dolayısıyla da bunlar ne yapıyorlar? Önce kendi idari birimlerine başvuruyorlar. İdari birim nezarete telgraf çekiyor. Peki hangi sağlık kurumları yönetiyordu bunu? Karantina İdaresi, Karantina Meclisi'nin hiçbir şekilde influenza salgınlarıyla ilgilendiğine dair hiçbir şey bulamadım ben. O kadar araştırdım. Çünkü onlar da bilmiyorlar. Yani zaten bu 1865'te yaşanan, Hicaz'da yaşanan o çok büyük salgından sonra bütün dünya devletleri sıhhiye konferansları düzenlemeye başlıyor belli aralıklarla. Ve bütün dünyadaki salgın hastalıklar, başta kolera olmak üzere, tifüs de var bunun yanında, ordularda çok görülüyor, izleniyor ve bunlara yeni önlemler geliştirilmeye, getirilmeye çalışılıyor. Bu konferansların hiçbirisinde sonraki bu ileri dönemde, yani gripin ortaya çıktığı 1918 pandemisi, ondan önce de 1889-92'de bir pandemi var mesela. Bu İstanbul'a da gelmiş. Rusya'dan yayıldığı için Rus gribi olarak bilinen bir pandemi bu. Bu da dünyada çok büyük yankı uyandırmış, ölümlere neden olmuş bir pandemi. Dolayısıyla hiç biz şey görmüyoruz kurumlardan, karantina meclisinde griple ilgili hiçbir şey yok. Peki kim yapıyordu bu sağlık bakımından, kim yönetiyordu gribi yönetimin dışında, üst yönetimin dışında? Mektebi Tıbbi Şahane içinde 1840 yılında kurulmuş bir Meclisi Tıbbiye var. Bu Mektebi Tıbbi Şahane askeri bir okul, askeri hekim yetiştiriyor. Cemiyeti Tıbbiye de sivil sağlık işleriyle görevli bir kurum. Ve okulun hocaları, zaten başka eleman yok, kim orada görev yapacak? Okulun hocaları görev yapıyor bu kurulda. Seçiliyorlar, üyeleri var. O üyelerin hepsi müderrisler, profesörler. Yani Sağlık Bakanlığı'nın nüvesi olarak bu kurumu görüyoruz. Sonra bu evrile evrile Sağlık Bakanlığı'na dönüşüyor. Tıbbiye, Mektebi Tıbbiye Şahane bir dönem 1869'lara, 1870'lere kadar Sağlık Bakanlığı gibi çalışıyor. Bütün ülkenin sivil sağlık işlerinden sorumlu. O yüzden grip salgını çıktığı zaman 1918'de nezaret, diyelim ki bu bir okulda çıktıysa, Marif Nezaretine bildiriliyor. Marif Nezareti de hemen kime bildiriyor? Meclisi Tıbbiye'ye bildiriyor. Bu daha sonra Sıhhiye Nezaretine dönüyor, isim değiştiriyor. Ve Sıhhiye Umum Müdürlüğü oluyor hocam, Cumhuriyet'e çok yakın. Girmeyin, ne olursunuz, evet, yani bütün yani bunlar oluyor. Ama şunu söylemek lazım. 1928'de Hıfz-ı Sıha Enstitüsü kurulduğu zaman İstanbul'daki bakteriyolojihane ile telkihane, yani aşı üreten ve diğer bütün aşıları üreten, koleraydı, işte tifoydu, çiçekti, kuduzdu, bütün aşıları üreten şey Hıfz-ı Sıha Enstitüsü'ne bağlanıyor. Hıfz-ı Sıha Enstitüsü'ne bağlandıktan sonra Hıfz-ı Sıha Enstitüsü bu aşı tecrübesiyle, aşı üretim tecrübesiyle bir atılım gerçekleştiriyor ve ondan sonra pek çok aşı üretiyor. Mesela 1938 yılında
Ne zamana kadar? 1960'lara, 70'lere kadar çok iyi üretiyor. Ama şeyi bir söylemem lazım. 1938 yılında Çin'de bir kolera salgını çıkıyor. Ve biz Hıfzı Sıha Enstitüsü'nde üretilmiş 1 milyon doz aşıyı, kolera aşısını Çin'e gönderiyoruz. Bu tabii çok önemli bir şey. Yani yeni kurulmuş bir cumhuriyetin, yeni kurulmuş bir kurumu dünyanın öbür ucundaki bir ülkeye 1 milyon doz aşı gönderebiliyor. Zamanla 1960'lara kadar bütün aşıları üretiyoruz neredeyse. Tifüs, tifo, menenjit aşıları. Niye vazgeçiyoruz peki hepsi. Sonra? Sonra aşı teknolojisi çok gelişiyor. Aşı teknolojisi gelişince Hıfzı Sıha Enstitüsü bu teknolojiye uydurulamıyor. Ve 1980'lerde artık zaten üretmekte olduğu aşıların teknolojisi de geri kalmış oluyor. Hem pahalı üretim oluyor hem de daha güvenilir aşılar üretildiği için pek çok aşının üretimi bırakılıyor. Ondan sonra da 2011 yılında da kapatılıyor zaten. Peki hocam, bu büyük grip salgını nasıl başlıyor, nasıl bitiyor? Ama grip biliyoruz ki her sene form değiştiren bir hastalık. Ölümcül etkisini niye kaybediyor, ne zaman kaybediyor ve grip aşılarının tarihçesini? Grip aşısının tarihçesine bakarsak tabii önce gripin etkeninin bulunması lazım. Önceleri bakteri zannediliyor gripin etkeni ve bir bakteri arayışları içindeler. Bakteri olduğu düşüncesiyle üretilen aşıların hiçbir yararı olmadığı anlaşılıyor. Ondan sonra 1931 yılında, 31, 32, 33 yılında bilim insanları peş peşe bunun bir virüs olduğunu anlıyorlar, ortaya çıkarıyorlar, ispat ediyorlar etkenini. Bunun aşıların gelişmesi için de elektron mikroskoplarının icadı gerekiyor. Çünkü elektron mikroskoplarıyla görülebilen varlıklar bunlar. Bakteriler gibi değil, çok daha küçükler. Bakteri normal mikroskopla görülürken evet, bunlar görülürken onlar görülmüyor. Normal mikroskopta görülmüyor. Dolayısıyla aşı çalışmaları ondan sonra başlıyor. Grip aşısının çalışmaları da en çok şeylerde, yani yakın zamanda bu Hilleman adında bir şey var. O Hong Kong gribi çıktığında grip aşısının büyük ölçüde üretiyor ve Hong Kong gribi büyük ölçüde. Peki grip aşısı olmadan bu İspanyol gribi nasıl bitmiş? Grip zaten sadece İspanyol gribi değil ki, ondan önce de pek çok pandemi var. Yani evet. Grip 16. yüzyıldan itibaren pandemiler yapan bir hastalık. Mesela 1889-1892 pandemisi İstanbul'a da geliyor. Ama hiçbiri İspanyol gribi kadar öldürücü değil. Ama 1889-92 de öldürücü. Ama tabii İspanyol gribi daha öldürücü. Savaş daha nedeniyle daha hızlı yayılıyor. Savaş bile. Nedeniyle sosyal yapıda bir şey oluyor, bir aksama oluyor tabii. O nedenle de savaş koşullarında daha çok yayılıyor. Ama size ilginç bir şey söyleyeyim. 1889-92 salgını Amerika'ya ulaştığı zaman Avrupa'da çıkıyor ve 70 gün gibi kısa bir zamanda Amerika'da görülmeye başlıyor. Amerika'da büyük bir şaşkınlık yaratıyor bu salgın. Tedavi edilemeyen bir şey. Hiçbir şekilde tedavi edilemiyor. Ve değişik şeyler öneriliyor. Mesela değişik doğal ilaçlar, doğal droglar öneriliyor. Şeye bakabilir miyiz? Gripteki birinci şemaya, birinci haritaya. Bir arkadaşlar. Bu 1889 yayılımını görüyorsunuz burada. 1889'daki pandeminin yayılımı, dünyaya yayılımı. Nereden geliyor? 1880 Rusya'dan kaynaklanıyor. Rus gribi deniyor buna. Rus gribi olarak da biliniyor. Afrika'ya da misyonerler götürdüğü için Afrika'da da beyaz adamın hastalığı diyorlar. Hastalıklara herkes bir nereden isim takabiliyor. Evet, bu 1889 salgınında hastaneler yetersiz kalıyor. Çadır hastaneler kuruluyor. Onlardan birisi. Üçüncüyü görelim. Çin'in ve
Tarçın kullanmışlar. Evet, üçüncüyü şimdi burada görüyorsunuz işte. Kinin ve tarçın kapsülleri var. Çünkü 1889 ve 92 salgınında artık hekimler çaresiz kalıyorlar ve en eski ilaçlardan biri olan, sıtma ilacı olan kinini tavsiye ediyorlar. Bunda da öyle oldu ya. Evet, işte oraya getireceğim sözü. Kinini tavsiye ediyorlar. Kinin kullanılmaya başlanıyor. Hatta o kadar çok influenza hastaları, influenza'ya yakalananlar kinin talebinde bulunuyor ki sıtma hastaları kinine ulaşamaz oluyor. Büyük bir memnuniyetsizlik oluyor Amerika'da. Biz tabii bu hemen bütün dünyaya yayılıyor ve Osmanlı Devleti de 1892-93 yıllarında Mavruyeni Paşa var. Bizim aynı zamanda kendisi Ser Tabibi Hazreti Şehriyari, yani 2. Abdülhamid'in özel hekimi, sarayın hekimi. Enfluenza hakkında bir kitap yazıyor ve bu kitapta kininin, enfluenzanın yarattığı psikolojik hastalıkları ortadan kaldırdığını söylüyor ve kullanıldığını söylüyor. Yine Hamidiye İtfal Hastanesi'nde bir hekim de 1905'te hastalarında kinin kullandığını söylüyor. 1893'te İstanbul'da hem kolera salgını var hem enfluenza salgını çıkıyor. Ve üst üste iki salgın bir arada ortaya çıkınca tabii bu bir önemli bir sıkıntı yaratıyor. Yıldız Sarayı'ndaki Eczane-i Hümayun'dan hem kolera hastalarına hem de enfluenza hastalarına ücretsiz ilaç veriliyor. Bu ilaçların listesine baktığımız zaman bunların içinde kinini de görüyoruz. Yani kinin var. Ama kinin biliyorsunuz bugüne geldiğimizde yine ilk başladığı zaman herkesin şeyle sarıldığı bu eski tecrübelerin ışığında medetumdu, bir şey oldu ama sonradan terk edildi. Hocam bir reklam arası vereceğim. Sonrasında pek az vaktimiz kalıyor ama devam edeceğiz. Nur Hocam, bu virüs avcılarından bahsetmişiz. Nedir virüs avcısı? Şöyle, 1918 pandemisi sona erdiği zaman tabii bilim insanları da bundan çok etkileniyorlar. Bu pandemi şunu gösteriyor: grip hafife alınacak bir hastalık değil, son derece ölümcül bir hastalık ve ciddiye almak lazım. Bunun üstünde araştırma yapmak lazım. Peki nasıl araştıracağız? Virüsü bilmiyoruz. Virütik bir hastalık olduğu biliniyor ama virüs bilinmiyor. Bilim insanları bu virüsün... Gripin virütik bir hastalık olduğu hangi yıl anlaşılıyor? 1931'de anlaşılıyor. Etkeni 1931'de bulunuyor. Ondan sonra şunu düşünüyorlar. Nedir bunun kaynağı? Bu virüsün kaynağı nedir? Nereden kaynaklandı bu virüs? Neden bu kadar şiddetli bir pandemi oldu? Bu kadar ölümcül bir pandemi oldu? Tabii bunu anlamak istiyorlar ama bunun için virüs olması lazım ellerinde. Bu virüsü bulmaları lazım. Bu şekilde bir merak uyanıyor, bilim dünyasında bir merak uyanıyor ve sürekli konuşulan bir konu haline geliyor. O sırada Johan Haltin adında bir genç mikrobiyolog var. Iowa Üniversitesi'nde doktora yapıyor. Okulda da böyle şeyler konuşuluyor mikrobiyolog olduğu için. Okula gelen, davetli olarak gelen bir konuşmacı bu konuşması sırasında 1918 kurbanlarının mezarları açılsa da acaba buradan virüs bulunabilir mi? Belki Alaska'da donmuş topraklardaki mezarlıklarda virüse ulaşmak mümkündür gibi bir virüs fikir üretiyor. Mezarda hayatiyetini oktan koruyabilir, daha doğrusu varlığını, etkinliğini oktan koruyabilir mi? Tabii Alaska'da koruyor. Çünkü Alaska, o donmuş topraklarda koruduğu düşünülüyor. Nitekim de öyle olduğu anlaşılıyor sonradan. Haltin bu şeyden çok etkileniyor, genç bir insan olmasına rağmen. Kalkıyor, Alaska'ya gidiyor bu donuk topraklarda. Bir hocanın bir cümlesinden. Evet, oradan çok etkileniyor ve merak ediyor. Zaten bilim merakla başlar biliyorsunuz. Kalkıyor, Alaska'ya gidiyor. Orada yaptığı araştırmalar sonunda öğreniyor ki
1918 yılında buradaki Brewing Mission köyünde 72 kişi 2-3 gün içinde ölmüş, peş peşe ölmüşler. 15-20 Kasım tarihleri arasında ve bunlar köy yönetimi madencileri kiralamış, onlara para vermiş ve toplu bir mezar kazdırmış orada. Birinci grafiği görebilir miyiz? Birinci grafik Brewing'i gösteriyor. Evet. Burada bu toplu mezarlığı görüyorsunuz. Hayır, virüs avcısının birinci grafiği. Burada bu toplu mezarı görüyorsunuz. Bu toplu mezara 72 tane haç dikiyorlar. Ve böyle bir mezar olduğunu burada anlıyor. Sayın yönetmenim, konunun bu grafikte alakası yok. Birinci grafik, Nuran Hoca'nın virüs avcısı görselleri içerisinde yer alan birinci fotoğraf diyeyim, grafik demeyeyim. Bu da değil. Bu da değil. Bir köy, uzakta bir köy. Orada bir köy var, uzakta var ya o. Bulamayacaksınız. Bulurlar. Tabii hazırlıksız, evet, bu görsel. Küçücük bir köy, çok az bir nüfusu var. O sağda gördüğünüz beyaz haç işaretleri de söylediğimiz mezar yeri orası. Ve tekrar üniversitesine dönüyor. Ondan sonra da... Orada ölülerden parça mı alıyor? Hayır, üniversitesine dönüyor. İlk önce keşif yapıyor. Ha. Yani mezarın böyle bir mezar olduğunu öğreniyor. Üniversiteye dönüyor. Patolog bir arkadaşıyla beraber hazırlık yapıyorlar. Onunla beraber 1951 yılında Alaska'ya gidiyor bu arkadaşıyla beraber. Ve bu mezar alanını kazıyorlar. Tabii donmuş toprak olduğu için bu mezar alanını kazmak çok kolay bir şey değil. Toprak ısıtılıyor. Ondan sonra kazılıyor. Ve sonunda burada birkaç cesede ulaşıyorlar. Bu işte o 1951 yılındaki kazı sırasında çekilmiş bir fotoğraf. Ortadaki Haltin. Peki bu tehlikeli bir iş değil mi? Virüsleri yeniden toplamak. Tabii ona göre işte eldivenler giyiyorlar ellerinde. Tehlikeli bir iş. Bilim zaten tehlikeli bir iştir. Dünyayı yani da bunu yayamaz mı mesela? O üç kişi oradan gelecekler Iowa'ya, Iowa'dan Iowa'ya. Mümkün ama canlı olduğunu bilmiyoruz yani, daha o donmuş topraklarda onun gerçekten bulaşıcılığı olup olmadığını tabii ki bilmiyorlar. Yani böyle bir şey tahmin edilemiyor. Sonuçta kazdıkları mezarda ulaştıkları cesetlerin akciğerlerinden örnekler alıyorlar ve bunu termal kutularda üniversiteye getiriyorlar ve üzerinde o dönemin teknolojisi ve o dönemin bilimi çerçevesinde araştırmalar yapıyorlar. 40 yıl sonra o virüsü tekrar araştırıyorlar. Evet, araştırıyorlar. Fakat bu araştırmalarından bir sonuç elde edemiyorlar. 1990'lı yıllara gelindiği zaman Amerika'da bir başka kişi bunu merak ediyor ve bir ekip kuruyor. Kim bu? Washington DC'de Silahlı Kuvvetler Patoloji Enstitüsü'nün moleküler patoloğu Jeffrey Taubenberger. Böyle bir meraka düşüyor ama Haltin'in bu teşebbüsünden hiç haberi yok onun, bilmiyor. Ve bir ekip kuruyor. İspanyol gribinin peşine düşüyor. Onu bulmaya çalışıyor. Amacı virüsün genomunu dizelemek ve onu araştırmak, incelemek. Amerika 1918 salgını sırasında ölen askerlerin, özellikle bu zaten Silahlı Kuvvetler Patoloji Enstitüsü'nde çalışıyor ya, Silahlı Kuvvetler bu askerlerin akciğerlerinden örnekler almış, parçalar almış ve saklamış bunları. Bunların üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Fakat bu parçalar çok küçük parçalar alınmış. Virüsün genomunun bir kısmını dizeleyebiliyorlar. Tamamını dizeleyemiyorlar. 1997 yılında bunu bir makaleyle bilim dünyasına duyuruyorlar. 1997 yılında bunu duyuruyorlar. Bu bir başarı tabii, önemli bir başarı. Fakat virüs ortaya çıkmış değil. Bu sırada Haltin 72 yaşında, San Francisco'da yaşıyor. Ve bunu makaleyi tabii, hassasiyeti var bu konuya, gençliğinde böyle bir girişimde bulunduğu için. Hemen Taubenberger'e bir mektup yazıyor.
ve diyor ki çalışmalarınıza yardımcı olmak istiyorum. Hayır, parça yok. Tekrar gideceğim diyor. Ben toplu mezarı tekrar kazıp yeni örnekler getireceğim. İster misiniz? Tabii ki bayılıyor Toben Berger. Ve bunun üzerine yine arkadaşıyla beraber gidiyor. Ve izin alıyor. Tabii bu mezarların açılması, biliyorsunuz, öyle herkes her istediği mezarı açamıyor. Köyün ileri yönetiminden tekrar izin alıyor. Ve uzun uğraşlar sonunda 7 metre derinliğinde obez bir genç bir hanımın cesedine ulaşıyorlar. Bu obez hanımın vücudu çok yağlı olduğu için, böyle bu Alaska'daki topraklar bazen havanın ısındığı zamanlarda hafif bir çözülme oluyormuş. O çözülmede bile, o buzul toprağın çözülmesinde bile yağlı olduğu için vücudu, o donmuş yağlar akciğeri çok güzel korumuş. Akciğerinin tamamını alıyorlar ve işte yine şeylerde, özel kaplarda bunu Toben Berger'e ulaştırıyor. Toben Berger de yine bu sefer bir hanımın önderliğinde, Anne Reid'in önderliğinde bir ekip kuruyor ve bu geniş materyalle, çok ellerinde malzeme var, virüsün tamamını dizeliyorlar, bütün genomunu dizeliyorlar ve ondan sonra tabii... Peki o virüs hala saklanıyor mu peki hocam? Herhalde saklanıyordur. Tabii çok dizelemek iyi. Yetmiyor. Bunu canlandırmak lazım. Bu sefer ikinci aşamada laboratuvarda... Hocam canlandırmak demesek, virüs canlı değil çünkü. Yani yapılandırmak diyelim. Yapılandırmak diyelim. Yeniden yapılandırıyorlar laboratuvarda ve bunu aktif hale getiriyorlar. Hayvan deneyleri yapıyorlar. Gelinciklerde, farelerde deniyorlar. Sonuçta ulaştıkları sonuç şu... Bu bilinen virüslerin 100 katı daha fazla bulaşıcı, öldürücülük kabiliyeti 100 kat daha fazla bir virüs ve kendini kopyalama, oluşturma, yani kopyasını oluşturma, çoğalma yeteneği de fevkalade fazla. Akciğerlerde hemen bir komplikasyon yapıyor. Hayvanlar derhal pnömünden, akciğer zafiyetinden ölüyorlar. Dolayısıyla bugün artık İspanyol virüsü hakkında bilim adamlarının bu 54 yıllık çalışmaları sonunda... Peki mesela bugün olsa yine ona ilaç, aşı bulunabilir mi ona? Onu bilmiyorum. Onu bilim... Peki hocam, bir şey soracağım. Son bir şey. Çok kısa cevap verirseniz çok sevinirim. Amerika'yı bayağı bir ihmal ettik ve programı bitirdik. Çok ayıp oldu. Şimdi aşılar geliyor. Biliyoruz ki dünyadaki virüslerin yok edilmesinde, yenilmesinde aşıların hep önemi olmuştur. Siz bugün bu yapılan aşılara ne kadar güveniyorsunuz, bu işin tarihini bilen biri olarak? Ben güveniyorum doğrusu, aşılara güveniyorum. Çünkü onların... Hepsine mi yoksa bazılarına mı? Hepsine güveniyorum. Çünkü aşı üretimi çok özel bir teknik ve çok masraflı bir şey. Hiçbir şekilde bu komplo teorilerin hiçbirisine inanmıyorum. Çip mi takmazlar mı hocam? Hiçbir şeye inanmıyorum. Onlar tamamen... nasıl söyleyeyim size, hayal ürünü, yani biraz da saçma sapan şeyler. Yani, delilik yani. Ben bugün Sağlık Bakanlığı'nın aldığı aşının Türkiye'deki kontrolleri, güvenilirlik kontrollerinden çıktıktan ve buna paralel olarak yürütülen 3. faz denemeleri de sonuçlandıktan sonra, uygulandığı zaman hemen gönüllüyüm aşı olmaya. Türkiye bu aşıya onay verirken etkinliğini değil, güvenliğini denetleyecek değil mi? Tabii, güvenilirliğini denetleyecek. Aşının etkinliği zaten 3. faz sonunda bize açıklanacak. Yani 3. faz çalışmaları sonunda açıklanacak. Aşıyı yaptırdığımız zaman da kendi üzerimizde ne kadar şey olduğunu da toplumsal olarak vakaların azalmasından, vakaların gidişatından öğreneceğiz. Ama peki, yani aşıyı hepimiz yaptıralım ve bilime güvenelim. Hurafelere değil, bilime güvenelim. Ben bunu deyince bana kızıyorlar. Siz dersiniz, size de kızacaklar ama bence de aşı yaptırmak medeniyettir. Dikkat hocam, kusura bakmayın. Biraz burada işimiz uzadı. Sizi de orada tuttuk. Bir başka gün sizi tekrar ağıracağız inşallah bu konularla ilgili olarak. Aşılar konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Yani aşılar, bütün salgınlar tarihine baktığımızda aşılardan sonra elde edilen başarı benzeri geçmişte var mı? Sürü bağışıklığı mı, aşı mı? Hangisi daha bu salgınları ortadan kaldırma konusunda bugüne kadar etkili olmuş? Siz Amerika'da bu aşıyı olacak mısınız?
Ha, tabii ki olacağım ama Nurhan Hocam'ın dediği gibi yani güvenilirliği konusunda hiçbir soru işareti olmasın ve hepimiz aşı yaptırmalıyız. Onunla ilgili hiçbir soru işareti yok kafamızda. Tabii ki yaptıracağız ve yaptırmalıyız. Ama bir yandan da şunu bence aklımızda tutmamız lazım. Aşı salgının sonunu tamamen getirmez. Getirmeyecek tabii. Aşı azaltacak. Bize... Evet kesinlikle yani aşı salgınla mücadelede elimizdeki faydalı unsurlardan sadece bir tanesi. Biz koruyucu tedbirlere bir yandan devam etmemiz lazım ve dünya tarihindeki diğer salgınların da uzun tarihine baktığımız zaman hatırlayalım sadece çiçek virüsü tamamen aşılama yoluyla dünyadan kaldırılmış yok edilmiş olan bir virüs. Diğer bütün hepsi hastalık de etkenleri hala bizimle beraberler yüzyıllar bin yıllar sonra yani bunu da aklımızda tutalım. Aşı belki kesin olarak bir anda ortadan kaldırmayacak ama tabii ki yardımcı olacak. En azından hayatı normale döndürmemizi hızlandıracak. Kesinlikle. Aksi takdirde böyle izole, kapanmış vaziyette yaşamak zorunda kalacağız. Aşı en azından ekonomik ve sosyal ilişkileri biraz normalleştirecek. Kesinlikle. 9 ay oldu. 9 aydır evdeyim ben örneğin. Kendim de Covid atlattım Mart ayında. Aa, geçmiş olsun. Teşekkürler ama yani hayatın bir an önce normale dönmesini hepimiz istiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hocam size de çok teşekkürler. Teşekkür ederim. İkinci defadır bizi şereflendiriyorsunuz. Nikel Hocam, siz de tanıdığıma genç bir kardeşimi çok memnun oldum Galatasaray Lisesi'nden. Siz eşimden de bir sınıf ufaksınız. İnsan gurur duyuyor mektep arkadaşlarının, mektep kardeşlerinin böyle önemli başarılarıyla şeyinizi okumadım burada, CV'nizin tamamını. Gerçekten müthiş Türk bilim insanlarının yapamayacağı bir şey yok. Yeter ki imkan sağlansın. Sizle yetişen hocalara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Size de hocam. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, aşı dünya salgınlar tarihi konuştuk. Bu salgınlarla beraber gelişmiş insanlık. Salgınlar zarar vermişler ekonomiye, sosyal ilişkilere, siyaseti değiştirmişler, din algısını yer yer değiştirmişler, dinin gelişimine zarar vermişler ya da farklılaştırmışlar diyeyim. İşte Osmanlı da demiş ki camilere virüs girmiyor, hastalık girmiyor demiş, böyle olmadığı ortaya çıkmış. Kilise demiş ki virüsle biz mücadele ederiz, edemedikleri ortaya çıkmış. Ancak bilimle mücadele edildiği anlaşılan toplumlar burada başarı elde edebilmişler zaman içerisinde. Ama dediğimiz gibi aşı önemli. Tavsiyemiz olmanız, gerçekten olmanız. Yani aşıya çip taktılar. Hayır efendim, aşıya çip takmadı Pfizer. Aşınızı olun, hastalığı hafif atlatmanıza yardımcı olacaktır. Hastalanmamanıza yardımcı olacaktır. Milletin işsiz kalmasına, ekonomik sistemin dönmesine neden olacaktır. Yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Eğer birisi yapmak isterse bana canlı yayında aşı yaptırmaya hazırım. Hiçbir çekincem yok. İster Çin olsun, ister Amerikan olsun, ister Amerika zaten dışarı satmıyor kendi aşısını şimdilik. İster Alman olsun. Hatta onaylara çıkıp da sakıncalara gidildiği zaman isterse İngilizlerin aşısı olsun. Hiç fark etmez. Olacağım, sevdiğim herkese de olmasını tavsiye ediyorum. O yüzden siz de olun. Aşı. Pek çok hastalığın üstesinden gelmiş bir şeydir aşı. O yüzden inanmayın aşıda şu vardır, bu vardır falan filan diyenlere. Aşılar önemlidir. Çiçeği yok etmiştir dünyadan. İnşallah bu hastalığı hep beraber el birliğiyle yok ederiz. Ama o güne kadar maskeye devam, temizliğe devam, korunmaya devam. Hatta aşıdan sonra da mesafeyi koruyalım. Mesafenin iyi bir şey olduğunu anlamış olduk böylelikle. Görüşmek üzere, hoşça kalın.